Haftanın panoraması deprem özel programından sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz değerli seyirciler. E, bu akşam e, benim arena ekibinden yıllarca birlikte çalıştığımız değerli kardeşim Mini Özbek'le birlikte çok önemli, çok değerli konuklarımız var. Örneğin e, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı iken e, tüm amiral rütbesinde emekli olan Türk Derizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Kurucu Başkanı Sayın Cihat Yaycı, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Amir Ali. hoş bulduk efendim. Kızılaya Genel Başkanlık Döneminde çağ Atlattıran Genel Başkan Sayın Tekin Küçükali, hoş geldiniz Sayın. Hoş bulduk efendim. Bu akşam size Mine ile beraber sorular soracağız. Önce ulusumuzun başı sağ olsun. 40 bini bulan bir kaybımız var, 40 bini de aşmış durumda şu anda. 100 bini aşkın yaralımız var. hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz ve can kaybının daha artmamasını ümit ediyoruz. İnşallah. Büyük bir felaket, korkunç günler yaşıyoruz. Siz Sayın Yaycı nasıl değerlendiriyorsunuz önce bir genel yorumunuzu alalım. Efendim, öncelikle çok büyük bir deprem çok büyük bir felaket ee, insan e, insan oğlunun bu son yüzyılda en azından bilinen depremler arasında bu kadar büyüğünü görmediği Daha doğrusu bu kadar büyük alanı etkileyen bir deprem oluşmadığı noktasında biz bir simülasyon yaptık simülasyonda şu gösteriyor denizle etkilenen denizleri de içerisine alacak olursak bir Almanya büyüklüğündeki bir alan. Eğer denizleri çıkartırsak bütün bir Yunanistan'dan daha büyük bir alan. Nüfus olarak da 13,5 milyon kişiydi. 11. il olarak Elazığ'a eklendi bu evet. e, a, evet. afet bölgesine. Dolayısıyla çok büyük bir oranda nüfus da etkilenmiş vaziyette. Şu kadarını söyleyeyim efendim. Bir asker olarak karşılaştırma yapacak evet. olursak. Ukrayna Rusya savaşı bir yıldır devam ediyor. Ukrayna'daki yıkım ve Ukrayna'daki hasar iki dakikada bizim uğradığımız hasarın onda biri değil. Bu kadar kritik bir afet bu kadar büyük bir afetle karşılaştık. Hakikaten bu bakımdan milletimizin başı sağ olsun. Eee acil şifalar diliyoruz. Ama biz maalesef nüfus olarak yüzde %98 alan olarak da yüzde %96 deprem bölgesinde yaşayan yaşayan evet. bir ülkeyiz. Evet. Ya bizim bunlara artık her defasında böyle tedbir alalım, tedbir alalım, tedbir alalım diyoruz ama maalesef hep diyoruz. Hep ders alalım diyoruz. Peki size göre 99 Büyük Marmara depreminden gereken dersler alınmamış mı efendim? Efendim şöyle ifade edeyim. Ee, tabii ben bir asker akademisyenim. Evet. Ee, yani hem bir askerim hem de bir akademisyenim. Dolayısıyla e, böyle sadece afaki konuşmak ya da e, siyasi böyle siyasi bir kimliğim yok benim. Tabii. Ee, öncelikle şunu da ifade edelim. Bizim için devlet önemli, hükümetler, kişiler, siyasiler gelip geçer ama devlet kalır. Devlete sahip çıkmak demek, iktidara sahip çıkmak demek değildir. Hükümete yönetenlere de eleştiri getirmek, devlete karşı çıkmak değildir. Evet. Bunun altını tabii, çok tabii, net bir şekilde tabii. çizmek lazım. Aynen katılıyorum. Şimdi o bakımdan akademisyen olarak şunu söylemem lazımdır ki, ben gelirken bu konuda yapılmış doktora tezlerini ve yüksek lisans tezlerini inceledim. 99 depreminden sonra neler not Yok. edilmiş neler 2012 yılında yapılmış bir tezden alıntıları müsaade ederseniz okuyayım ki Buyurun. 2012 yılı yakın bir zamandır yani. diyor ki e, doğal afetler gerek ortaya çıkış nedenleri gerekse başka türlü nedenlerle sonuçları itibariyle kamu yönetimi için çok önemlidir diyor çok doğru gör, görüyoruz kamu yönetimi için son derece önemli Afet günümüzdeki yaklaşım aslında afet öncesi çalışmaların hızlandırılması, tedbir alınması Doğru. ve koordinasyon çalışmalarının da güçlendirilmesidir diyor. Şimdi bakın ikisinde söylüyor. Evet. Bu alınmış derslerden 99 depreminden. Ee, ve diyor ki merkezi yönetim ve deprem bölgesindeki yerel yönetimler arasında 99 depreminde bir iyi bir iletişim diyelim sağlanamamıştır. Kopukluk oldu diyor. Bütün raporlar incelenmiş. Bu akademik. Ya ben söylemiyorum bunu. Altın saatler olarak bilinen ve depremde zarar gören insanların kurtarılması için yaşamsal önem taşıyan ilk 6 saatin değerlendirilmesine daha ...en başta genç, geç kalınmıştır diyor. Aynı Sanki şey. Bu son deprem gibi yazılmış gibi. gibi. Yani hiç ders Hatta 6 ya. saat değil 48, 48 saat. Ben ya. mesela Kahramanmaraş'a gittim. TV100 evet. ee, ekibiyle birlikte... ...ilk 48 saatte... ...hiçbir yardımın gelmediğini... Ya. ...arama kurtarma ekiplerinin gelmediğini... ...insanların kendi gayretleriyle... ...çabalarıyla yakınlarını... ...enkazdan kurtarmaya çalıştıklarını söylediler. Bir kişi değil, iki kişi değil... ...görüştüğümüz herkes aynı şeyi söyledi. Bu çok çok önemli. Ee, bu bu bilgileri geçmek isteyenler Adnan Menderes Üniversitesi'nin mesela bu Adnan Menderes Üniversitesi'nde yapılmış bir tez. Evet. Bir sürü de tez var, çalışma var. Ee, diyor ki yardım için bölgeye bakın aynı şeyler. Yardım için bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler Yolların depremde hasar görmesi ve trafiğin tıkanması nedeniyle ulaşımda büyük zorluklarla karşılaşmışlardır. Çok geniş bir bölgede yıkıma yol açan şiddetli depremlerde birçok bina yıkılmış, binlerce insan göçük altında almıştır. Kalmıştır. Arama kurtarma çalışmaları için gerekli malzemelerin bir an önce belirlenip, yani daha malzeme belirlenememiş o zaman. Arama kurtarma çalışmaları için gerekli malzemelerin bir an önce belirlenip, arama kurtarma ekipleriyle birlikte bölgeye ulaşması gerekmiştir. Ancak bu aşamada ülkemizde arama kurtarma çalışmalarına yönelik yeterli bir örgütlenmenin olmadığı da ortaya çıkmıştır. Şimdi e, bu bunun gibi bir sürü şey devam var. Devam eder, devam gider. eder gider. Şimdi ben e, bir de en son e, sonuç kısmında şunu evet. yazıyor. Bakın çok evet. önemli. Yerel yönetim kademeleri ve halkımız afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilinçsiz oldukları ortaya çıkmıştır. Allah Allah. Yetkili birimler arasında eş güdüm ve ekim çalışması yetersiz kaldı. Allah Allah. Şimdi bunlar 2012'de. Iki, 2012'de 1999 depremi depreminden çıkarımlar. Van depreminden çıkarımlar bunlar. Her iki her iki depremden de. Şimdi bu arada biliyorsunuz Elazığ depremi oldu. Ee, sonra işte bu deprem oldu. İzmir oldu. İzmir oldu. İzmir oldu. Aynen. İzmir oldu. Çok doğru haklısınız. İzmir oldu. Şimdi hep ders alıyoruz hep ders alıyoruz. Ders alıyoruz ama defter boş. Yani nereye not alıyoruz biz bunu? Ben hakikaten şaşkınlıkla izliyorum. Bu aynı bu şikayetler şimdi de yok mu? Aradan 24 yıla yakın zaman geçmiş. Sayın Amir Alim, ben 10 yaşımdaydım. Bir 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi yıl dönümü 1953 yılı <laughs> Çok kötü bir hava vardı. Kutladık Zafer'i. Gece yattık. 21'i biraz geçe. Çocuğuz. Erken yatıyoruz. Hayatımızda duymadığımız korkunç gürültülerle uyandık. Bizim çatı çöküyor. Babam, annem, biz beş kardeşiz. Bizim sarıldılar. Bahçeye çıkarttılar. Babam son bir hamleyle İçeriye girdi. Oradan battaniye, yorgan ne bulduysa geldi üstümüze örttü. Dışarıda da lapa lapa kar yağıyor. Ben önce bir erken bahar yaşanmıştı. Bahçede bir erik ağacımız vardı. Erik ağacı çiçek açmıştı. Ben önce erik ağacının çiçekleri zannettim. Ama titremeye başlayınca onun kar olduğunu anladım. Biz bir ay çadırda kaldık. Tekin Bey şimdi size geleceğim. O çadır Yağmur yağdıkça, o soğuklar arttıkça insanı içine çekiyor, yere doğru çekiyor. Ve biz bir kardeşimi orada kaptığı hastalık nedeniyle 23 yaşında kaybettik. Şimdi aradan 70 yıl geçti. O depremden sonra da ülkeyi yönetenler geldiler. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylediler. 70 yıl sonra bugün biz yine aynı söylemleri dinler durumdayız. Maalesef. 2012 gene e, çok büyük bir geçmiş değil. Evet. 70 yıl öncesinden ha. bahsediyorum. Ve insanlarımız hala çadırlarda o kış koşullarında. Çadır bana göre çok ilkel bir barınma aracı, imkanı. Dolayısıyla siz bitirin sözünüzü ben Tekin Bey'e. Şimdi o bakımdan soracağım. efendim bir de tabii şöyle e, şimdi ben bunları da izliyorum. Şimdi bu bu şu anda devlet, devlet ülke, halkı ve otoriteden oluşan uluslararası hukuka göre bir öge. Şimdi devlet büyük bir hasar almış durumda. Yüzde %20'si memleketin yıkılmış. Yüzde %18 nüfusu depremin altında kalmış. Şu veya Malise. bu şekilde. Yüzde %18. Şimdi bunu efendim bir takım iç siyaset malzemesi yaparak iktidarıyla muhalefetiyle. Bunlarla uğraşmanın vakti değil. Bir an önce şu yaraları sarmak lazım ve siyaseten nasıl hesaplaşma yapıyorlarsa onu sandıkta yapsınlar. Ama bunu şimdi bir şov meselesi bir şey değil. Yani çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi Uğur Bey 70 sene önce de aynıymış. Şimdi evet, de maalesef, aynı. Şimdi de aynı. Maalesef Dolayısıyla efendim. o iktidarda gelse, bu iktidarda gelse bu anlayış maalesef bu Türkiye'de kemikleşmiş, kronikleşmiş değişmiyor. E ee, Şimdi 99 depremi konusunda. Evim 99 depreminde şöyle müdahale edildi. 99 depreminde böyle müdahale edildi. Şimdi müdahale edilmedi. Hayır. Şimdi aynı şeyleri şimdi okuyunca aynı şeyleri görüyoruz. Dolayısıyla hepimiz şapkamızı önümüze koyalım ve şapkamızı önümüze koyduktan sonra bu eskisiyle şurasıyla bu 99 depremi konusunda da konuşmak gerekirse ben çok konuşurum çünkü 99'da Gölcük'teyim. Evet. Ve orada da bir evim vardı. Bütün birikimim denize gitti, denizde gömüldü. Bu depremi de çok iyi bilirim. Çünkü benim ben Maraş, evet, Elazığ karışımıyım evet, ve evet. ailemden birçok insan öldü. Başınız Vefat sağ olsun. Başınız onun sağ için, sağ olsun. onun için böyle hani oturup klavye başından kahramanlık yapmak kolay değil. Hakikaten devletimizin, milletimizin geleceği için bir şeyler yapmamız lazım. Tabii, Sayın Küçük Ali, 17 Ağustos 99 depreminde Kızılay maalesef Enkazın altında kalmıştı. Ee, daha sonra bazı değişimler oldu. Ve sonra siz genel başkan oldunuz. Ve Kızılay'a siz çağ atlattınız. Bunu ben her zaman söylüyorum. Estağfurullah. Sadece Türkiye'deki <laughs> afetzedelerin imdadına koşmadınız. Dünyanın birçok bölgesinde örneğin Endonezya'da, Pakistan'da, Sri Lanka'da, evet. başka ülkelerde... Gittiniz şehirler kurdunuz. Gazze için beraber program yaptık... Gazze için birlikte Bina yardım topladık. topladık. Mine Hı. de gayet iyi evet, bilir. 149 tır dolusu malzemeyi o toplanan yardımla siz en önde e, bir gün tehlikeyi göze alarak e, Gazze'ye götürdünüz. Şimdi bu depremden sonra yaşananları eski Kızılay Genel Başkanı gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi efendim öncelikle tabi milletimizin başı sağ olsun. Ölüleri Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralıları acil şifa temenni ediyorum. Ee, size de çok teşekkür ediyorum. Bizleri davet ettiniz ekibinize. Ee, öncelikle tabii ki afet e, bir disiplin işidir. İdare edilmesi bir disiplin işidir. Ama bundan önce de e, bir şeyi karıştırıyoruz biz. Afet yönetimiyle acil afeti karıştırıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela benim genel başkanlığımla başladığınız için oradan bir misalle gireyim. Çok da hoşunuza gitmeyebilir ama izninizle söylemek isterim. Ben genel başkan olunca 2005'te genel müdürümüz rahmetli Ömer Taşlı'yı çağırdım. Dedim ki gel bakalım bu kurumun nasıl bir sıkıntıları var? Şunu bir görüşelim. Ve dedim ki bak eğer biz problemleri doğru zamanda tespit edersek ve yapmış olduğumuz bu tespitlere de iyi çözümler üretirsek bu çözümlere de doğru kaynaklar bulup doğru zamanda bunları değerlendirirsek kurumaya kaldırırız. Bizi kim en fazla eleştirdi? Dedi ki efendim Uğur Dündar bizi yerden yere vurdu dedi. Perişan etti bizi. Peki ne dedi bize? Dedi ki çadırları bunların çürümüş. Güzel yazalım. Başka ne dedi? Dedi ki bunlar Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma sargı bezleri var. Evet. <laughs> Küflü. Evet. Yatakları var, kenarları yırtılmış. Sayın üstler... üzerinde sargı bezleri paketten üzerinde şu kalınlıkta toz var. Parmağım kalınlığında. Patlak maskeler. Bozuk tansiyon evet. ölçme cihazları. Bu daha bir yığın şırıngalar. Evet. Böyle şeyin içinde. Apaçık, ulu orta. Toz toprak içerisinde. Çatılardan sular akıyor toplanan bağışların üzerine, o giysilerin, battaniyelerin, çadırların Kesinlikle üzerine yani. oluk oluk su akıyor. Yani felaket. Kızılay tam yardıma muhtaç bir kurum haline gelmişti. Evet, evet buyurun. Şimdi bunları tespit edelim. Peki dedim hadi bunları yazdık gidelim depolara bir bakalım. Bunlar var mı yok mu? Girdik. E bak evet çadırlar perişan, bu bunlar perişan, yataklar perişan. Ne olacak bunlar dedim bunları hep toplayalım bir kere imha edelim. Çıksın bir arada. Şimdi bir problemi tespit ettik. Burada problem var. Peki bu problemi şimdi çözeceğiz. Ne yapacağız? Kaynak lazım bize. Doğru kaynak bulmamız lazım. Çadırları dizdik, yaptık. Hatırlayacaksınız size telefon ettim. Dedim evet. ki Uğur Bey bir gelin. Arkadaşlarımız bize böyle böyle dediler. Sizinle de o zaman tanışmıyoruz. Siz bir gelir misiniz dedim bizim depolara. Dedik, ki siz İstanbul'da İstanbul'a geliyor musunuz? Gelin. Bizim çayımız için dedim. Geldim. Bana bizim depoları gösterdiniz. Bak biz sizin kötü halinizi seçtik ama iyi halinizi de gördük. Tebrik ediyorum. Beraber bir arana programı evet, evet. erdikteleriz. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Eğer sivil inisiyatif e, otoritenin altına girerse pratik aklını kaybeder. Türkiye'de birinci problem burada başladı. Bakınız afetten önce afet programı yapılır. Yapılan bu afet programında riskler ve risklerin getireceği külfetler neler olacağını, yani afetten sonra neler olacağını afetten önce konuşulur. Herkes senaryosunu yazar, yazdığı senaryoyu da oynar ve onu da ekipleştirir. Biz bunu nerede gördük? Genel Kurmayda bilir. Genel Kurmayda bir generalin önünde devletin bütün birimleri dizinin nüfus idaresi dahil olmak üzere herkes senaryosunu anlatır, yazar. Ve o senaryoya göre de afeti yönetirler. Afet acil planını afet anında yönetir. Bakın şu anda konuşuluyor. Bu afet iyi yönetilmedi. Hayır efendim. Bu afet yönetimi değil. Bu acil afet yönetimidir. Yani bu, bu kavram karışıklığı var. Bu bakımdan söylüyorum yani biz burada bir akıl kaybettik büyük bir e, birikimi kaybettik. Nasıl oldu? Kızılay gibi 155 yıllık büyük bir kurum, birikmiş bir kurum, büyük savaşlar yaşamış bir kurum. Hatta hatta İstiklal Savaşı'nda İstanbul'dan 55 lira toplayarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesine katkıda bulunmuş olan bir kurum bir anda garsonluk yapmaya başladı. Öyle gördük salonda. Hangi gün? Üçüncü gün. Bu da kötü. E, Kızılay'ın e, çadır kurma kabiliyetleri şu anda yok. Kızılay böyle bir şey yapamaz. Niye? Çünkü yetkileri AFAD'a Afad devredildi. AFAD, Afad organizasyon e, birim midir? Tam değil. Çünkü çadır yaptırıyor. Kızılay ona çadır üretiyor. Şimdi böyle kavram karışıklığı oldu. Dolayısıyla akıl e, burada e, bir şekilde eğer otoritenin altına girdiyse işte pratikliğini kaybetmiş oldu. Ondan sonra sizin adaletli davranmanız, vicdanlı davranmanız hiç mümkün değil. Bakınız ben bir şey söyleyeyim çok. Bugün, dün oldu bu hadise. Şimdi insanlar ister istemez gayet tabii ki Kızılay'ı eleştirirken yöneticilerini eleştirmiş oluyor. Gayet evet, tabii. Sahada olan, sahada olan bütün Katiyen. Kızılay gönüllerine minnettarız. Evet. Her biri bizim birer kahramanımızdır. Evet. Her biri canların kurtarılması için oradaki e, bir çare, insanların beslenebilmeleri için her türlü yardımı, her türlü gayreti sergilemektedirler. Hakikaten tek kelimeyle minnettarız. Bütün e, kamu e, örgütlenmelerine, bütün sivil toplum kuruluşlarına, Minnettar. yardım eden yerel yönetimlere, yabancı. uluslararası yabancı, e, yabancı Arama ekiplere kurtarma. arama kurtarma hepsine Meksikalının Meksikalının Meksikalı o hayatını kaybeden köpeğine, köpeğine. de minnettarız. Tabii. O Hayır, kadar tabii. minnettarız. Evet. Şimdi böyle olunca e, tabi insanlar isterseniz şu anda Kızılay mevcut başkanını eleştiriyor, Tweetle eleştiriyor başka türlü sosyal medya marifetiyle Kızılay mensuplarından da bir kısmı bunu beğeniyor. Allah Allah. beğeniyor. Beğenince o beğenen 20 kişiyi işten atıyorlar. Kızılay afet içinde afet yaratıyor. ya yani 20 tane insanı bakın yani tek yönetimin mahsurunu anlatmak için söylüyorum bunu. Çok çirkin bir şey bu. İnsanların ekmeğiyle oynamayın. Yani insanlar belki daha verimlidir. Sizi beğenmeyebilir. O da normal bir şeydir yani. Ama bunu yapıyorsanız demek ki siz vicdanınızı artık yavaş yavaş yitirmişsiniz. Benim rahmetlik nenem okur yazarlık bilmezdi. Birinci Dünya Savaşında muacir çıkmıştı onlar Rus işgalinden dolayı Karadeniz'de Tafassaya kadar gelmişlerdi. Tabi bu e, üç çocukla beraber biri sırtında, ikisi elinde kadın başına önünde bir çok affedersiniz inekle gidiyor. Günlerce yol yürüyorlar işgalden kaçmak için e, çok görmüş geçirmiş derdi ki bana oğlum olur ki gün gelir birileriyle arkadaşlığın olur dostluğun olur. Birileri de seninle beraber ahbab olur ama sakın ola ki bir vicdanından vazgeçme. Senin kıblen vicdanın olsun. Şimdi vicdan hakikaten burada çok önemli. Çok. Eğer Kızılay kendi içinde vicdanını kullanamıyorsa aklını kaybetmiş demektir. Şimdi ne bunu bileyim, şuradan kadar, şöyle kadar, bağlayayım kadar isterseniz. kötü bir durum var ki ben Kahramanmaraş'ta o tabloları gördükten sonra gözlemleri yaptıktan sonra o haberleri e, ekrana yansıttıktan sonra evime geldiğimde sıcak bir yuvaya tuvalete banyoya sahip olmanın utancı yaşanır mı yaşanırmış. Ben ben işte vicdan böyle bir utandım. şey. Utandım. Vicdan böyle bir ben şey. Ben günlerdir var. uyuyamıyorum. Tam dalıyorum o ambulansların ya. Siren sesleri kulaklarımda çınlıyor. Tam dalıyorum bir cenaze arabası geçiyor. Anlatılmaz duygular içindeyim. Çünkü oradakiler çok büyük acılar içinde. Empati yapınca, evet, insanın vicdanı kanıyor. İnsan birebir olunca da daha farklı oluyor ve ben bu şeyinizi desteklemek için söyleyeyim. Pakistan depreminde. Ee, biz e, Muzaffer Abad'dan İslam Abad'a karayolu kapandığı için hava yolu trafiği kurduk. Amerikalılardan Afganistan'da onların komutanım şeyleri var. Büyük helikopterleri var. Kargo helikopterleri. İçerisi 35-40 kişi alıyor. Onlara e, şeyler, sandalyeler koydurduk. Tabureler şunlar bunlar. E, sonra bize haber geldi ki ya buraya hatırlı kimseler de taşıyorlar diye. Ben bizatihi kendim bindim şeye. Koymamaya çalıştık. Şimdi bir beyefendi eşi ve çocuğunu helikoptere getiriyor. Kadıncağız koma halinde. Çocuk da herhalde bir yaşında var veya yok bebek yani. Ağlıyor ama nasıl? İçini çınlatıyor şeyin helikopteri. Ee, bağladık kadıncağız. Ben de kemerimi verdim. Bir taburenin üzerine bağladık. Götürüyoruz. Çocuk ağlıyor ağlıyor. Annesi çocukla göz göze geldi. Vallahi böyle bak göz göze geldiler. Çocuğa belki belki 10 saniye belki 20 saniye bir baktı ve çocuk sustu. İninceye kadar da çocuk ağlamadı. Şimdi afette bunları yaşayınca insan hak eden ben günlerce o psikolojiyi atamadım üstümde. Tabii. Şimdi şöyle arz ederseniz bağlayayım. Bunu biz arkadaşlarımızla konuşunca depodaki meseleleri görünce yeniledik. Sonra sizlerle konuştuktan sonra da dedim ki arkadaşlar bak şimdi bir devir başlıyor. Bu Uğur Dündar'dan evvel, Uğur Dündar'dan <laughs> sonra diye böyle bir takvim koyduk. Bunu çok kullanıyorum. Hani size övgü olsun diye söylemiyorum. Böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Ama bu çok dillendirilir Kızılay camiası içerisinde. Dolayısıyla böyle bir e, tespiti yaptıktan sonra işin üstüne gitmek lazım. Şu anda e, alanda ilk üç gün ııı e, Problem tespit edilemedi. Problem tespit edilemedi. Şimdi iyi de tespit Şimdi gerçekten? şöyle iki iki ekip yani bizim aldığımız o brief'lerde iki ekip bulundukları yerlerde hiç kimseden emir ve komuta almadan alana inerler. Nerede? Afet anında. Savaş da bir afettir. Evet. Sel de bir afettir. Eee ne bileyim deprem de bir afettir. Sonuçta kimdir bu silahlı kuvvetlerin oradaki bulunan unsuru? İyi, orada mesela diyelim ki Üsteğmen, eğer nöbetçi subay ise genel kurmay başkanıdır. Talimatı verir iner Kızılay arkasındadır. O da oradaki şube başkanı, ben genel başkana sorayım, genel müdürden izin alayım, katiyen böyle bir şey olmaz. Anında alana inerler, her ikisinin de aldığı işler farklıdır. Silahlı kuvvetlerin hemen güvenliği sağlar, diğer tarafta arama kurtarma ekibine, silahlı kuvvetlerin içerisinde muhteşem arama kurtarma ekipleri var. Muhteşem disiplindi. Yani inanılmaz güzel ve Türkiye'de arama kurtarma ekibi silahlı kuvvetler, madenciler, itfaiyeciler bunlar çünkü gün 24 saat bu işin antrenmanı yapıyor, ömürleri burada geçiyor. Şimdi bunlara lojistik desteği de kızlay sağlar alanda, ilk alanda. Şimdi bir bakıyoruz ki bunlar olmadığı gibi. Ben bugün sosyal medyada gördüm, madencilerle afatçılar kavga ediyor aramada, birbirlerine girdiler olacak şey değil. Yani insanlar aşağıda evet, evet, e, kurtarılmak evet. için e, sa, e, sabırla birini bekliyor. Yukarıda insanlar dalaşıyorlar. Yani o alanı yönetebilmek için daha evvel onun eğitimini ve öğrenimini almak lazım. Afet yönetimi bunun için söylüyorum. Tabii ki çok madencilerin için. orada çok özverili Tabii. çalışmalar çok. oldu ve çok can kurtardılar. Onlara da minnettarız. Hep Yine sen, sen. Ee, ben de e, sizin ...izlenimlerinizi e, paylaşıyorum. Çünkü bölgedeydim ben de, Hatay'daydım. Maalesef o acıların ortasında gözlemlerimiz oldu. Hakikaten çok zor. Ee, aslında çok güzel özetledi Uğur Bey. İnsicamı bozmadan bir iki noktaya da değinmek istiyorum. Hakikaten 70 yılda nasıl biz afetlere dirençli bir toplum olamadık. Yani bölgede, Hatay'da, Kırıkhan'da... E, İskenderun'da, Samandağ'da e, sadece 13 milyonu etkileyen bir deprem yaşamadık. Bence gerçekten küçük bir kıyamet yaşadık. Yani bu bugüne kadar yaşadığımız depremlerle mukayese edilemeyecek bir e, süreç. Küçük bir kıyamet diyorum ben buna. E, ve orada e, enkazlara bakarken, işte bugün 13. gün... 13. gün Hakikaten herkesin ortak yaşadığı şeyleri yaşadık acı olarak ama ben bakarken şunu dedim. Bu binada gençlerimiz vardı. Bu ülkede hayal kuruyorlardı. Doktor olmak istiyorlardı, öğretmen olmak istiyorlardı, bu ülkeye hizmet etmek istiyorlardı. Belki siyasetçi olmak istiyorlardı, belki arama kurtarma kurtarmada, afatta görevli olmak istiyorlardı. Ve şu anda e, enkazın altındalar. Sadece oradaki yakınları değil, Hepimiz dua ettik ee, ve insanın gerçekten bir gazeteci olarak değil ama bir insan olarak söyleyeyim her şeyin başında. İnsan bu sorunun yanıtını veremiyor. Neden? Neden? Yani sayılar, rakamlar. Bence sadece e, 40 binin üstünde canımız enkaz altında kalmadı. Sadece 13 milyon insanımız etkilenmedi. Bence şu anda ülke olarak enkazın altında kaldık. Ben dönerken bir teyzemizi kucaklaştık dedim ki yapabileceğim başka bir şey var mı? Ve sadece şunu söyledi bana "Kızım gitme. Yani bana o kadar oturdu ki bu. Gitme demek şu demek. İnsanlar bundan sonra hayatlarını nasıl devam edecekler, rakamlar. Baktım ben Afat'ın sayfasına girdim. Yani inanılmaz bir strateji planı var ve gerçekten başlığında diyor ki afetlere dirençli bir toplum yaratmak. Ama yapamadık. Yani ben e, bir meslek büyüğüm var. Yarım asırdan fazla burada e, yani işini yapıyor, gazetecilik yapıyor. Ben Necsan'la hani 16 yıl beraber çalıştım. Gerçekten biz enkaz altında kaldık. Çünkü Buradan e, ne yaparsak bundan sonra burada kameraman arkadaşlarımız bölgede çalışan e, gazeteci arkadaşlarımız muhabirler hepimiz aynı soruyu soruyoruz. Biz bundan sonra nasıl devam edeceğiz? Biz bunu normalleştiremeyiz gerçekten normalleştiremeyiz. Bir taraftan e, evet devletimiz güçlü durmak zorunda. Çünkü bu büyük kasırgayı bu küçük kıyameti atlatmak zorundayız. Hayatı bir şekilde bu yaraları sarmak zorundayız. Ama diğer taraftan her ikiniz de değerli konuklarımız ya yani aynı şeyi söylüyorsunuz. Bu gerçekle ve neleri yapamadıklarımızla yüzleşmek zorundayız ve ben buradaki en büyük sorunu bu yüzleşmede görüyorum. Yani bu yüzleşmeyi yapamazsak biz İstanbul depremine nasıl hazır olacağız? Programlar yapıyoruz, programlar yapıyoruz. Ama içinde iki türlü şey akmıyor. Birisi hakikaten şu andaki bu yaraları saracak, oluk oluk şefkat ve merhamet dili yok. Yani siz de az önce söylediniz. Yani çok ıı, Kurumların kavgası, haklı çıkma yarışı çok güzel söylediniz Sayın Amiralim. Evet siyaset kendi meselesini iktidarıyla muhalefetiyle kavgasını yaptısın. ama bizim her birimizin hayatları artık bir pamuk ipliğinde. Yani biz bu gerçekle nasıl yüzleşeceğiz? Sağduyla, e, bilimle, akılla, vicdanla. Mesela ben sizin hem son zamandaki yazılarınızı gerçekten çok önemsiyorum. Hem de birlik beraberlik fotoğrafları vermek amaçlı bu yaptığınız kan bağışı kampanyası olsun. Trabzon'daki bu vermiş olduğunuz depremzedeler yararına maçtan sonraki fotoğraflar olsun. Bunlar çok önemli. Yani biz gerçekten ancak kol kola girersek, dayanışırsak, destek olursak birbirimize buradan ve akılla bilimle yani bütün bu ağır bilançonun gerçekçi bir fotoğrafını çekersek iktidarıyla muhalefetiyle buradan çıkabiliriz diye düşünüyorum. Uzun oldu biliyorum ama gerçekten o kadar doluyuz ki hepimiz. Ben burada bölgede hala da ee, bütün basın emekçilerin, bütün e, muhabirlerimizin, medya emekçilerin hepsinin Allah ayağına taş değdirmesin. Bu yayınları sağlayan bütün teknik arkadaşlarımızın o kadar zor şartlarda çalıştılar ki buradan soruma geleceğim. Yani ben oradayken şunu düşündüm. Bilmiyorum Sayın Amiral'im katılır mısınız? Dedim ki e, düz yani akıl ve mantık olarak şunu dedim. Yani şu anda dedim ne lazım bakıyoruz. İş makineleri gelmiş, giremiyorlar içeri. Bekletiliyorlar. Eska, eskavatörler gelmiş, bekletiyorlar. Yani karar gelmedi, emir gelmedi, bekletiyorlar. O anda Türkiye'deki yani bütün e, ülke çapında inşaatlar durdurulamaz mıydı? Burada ne kadar iş makinesine ihtiyaç varsa, enkaz kaldırma için gerekli alet, edevat varsa, işçisi varsa hepsi topyekün seferberlik ilan edilerek o bölgelere transfer edilemez miydi? Çok basit ve somut soruyorum. İkinci olarak her yerdeki e, seyyar tuvaletlere nerede varsa el konulamaz mıydı? En önemlisi elektrik yoktu. Seyyar jeneratörlere el konulamaz mıydı? O hal ilan edilmişti. Öyle somut şeyler üzerinden eğer sizin için bir mahsur yoksa çok somut bir soruyla yani e, evet. sizden bir yanıt almak isterim. Ee, Mine Hanım, e, sizin duygularınızı kesinlikle paylaşıyorum. Şimdi ben sizi dinlerken efendim benim gençlerim sabah 5'te beni aradılar. E, ben de şey yapıyorum. Bizim bu gençler, bu Türk Teks'in gençleri çok vatanperver çocuklar. Bir tane kız çocuğumuz var, üniversite öğrencisi. Görseniz böyle öyle de narin ki. Elazığ'a gitti bu kız çocuğu daha önce depremde. Şeye gitti, İzmir'e gitti. Sabah 5'te bunlar ekip olarak aradılar. Hocam biz gidiyoruz alana. Yolunuz açık olsun dedim. Kız çocuğunu aldılar. Yollar tıkalı. Vardılar Kayseri'ye kadar bir kısmı da Hatay'a gitti. Yollar tıkalı ve ondan sonra yürüyerek gittiler o karda kışta. Allah Allah. Tabii yürüyerek gittiler. Bravo. Ve Bravo. çocuk erkekler <laughs> daha dayanıklı. Bu kız çocuğu iki depreme de gitmiş olmasına rağmen geldi eversi gün sürekli ağlıyor. Ve hocam ben Diğer depremler gibi değil diyor burası. Ben de biliyorum alana gittim biliyorum. Diğer depremler gibi değil. Gördüklerime inanamıyorum diyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye değil Türkiye'de dünyadaki en büyük afetle karşı karşıya. Bir kere şurada şunu yapmamız lazım. Şunun altını öncelikle çizelim. Bu gibi durumlar ben bir asker akademisyen olarak da söyleyeyim. Bu gibi durumlar devletler için enfekte olmaya açık büyük yaralardır. Eğer mikrop kaparsa bu yara bütün vücudu sarabilir. Evet. Bütün vücudu sarabilir. Onun için şimdi ben ona çok kızıyorum. Herkes o iyileştirmeye çalışıyor. Ya bırakın bir kenara şu işi. Önce devleti toparlayın. Çünkü yer zaten çok kritik bir yer. Her şey olabilecek yer. Yaramız açık. Terör örgütü yanı başımızda. Suriye yanı başımızda. Irak yanı başımızda. Yarın bir gün Mart ayında karasalarını arttıracağım diyen bir Yunanistan var. Bilmem ne var. Biz kendi kendimizi yemeye başladık. Ve ele avuç oluşturanları da görüyoruz. Şimdi onun için iktidar eleştirilere olgunlukla baksın. Bakın ne güzel söyledi Kızılay Başkanımız, eski Kızılay Başkanımız. Dedi ki, Uğur Dündar Bey'in yaptığı eleştiriler bizim için yapıcı olmuştur dedi. Şimdi herkesin bu olgunlukta olması lazım. Kesinlikle. Şimdi AFAD kuruldu. Şimdi bu sonuç raporunu okuyunca AFAD'ın AFAD kurulduğunu görüyoruz bu koordinasyonu sağlamak için. Ama burada çok önemli bir eksiklik oldu. Her şey merkezi oldu. Her şey merkezi olunca komuta kontrol ve koordinasyon zamanı çok uzadı. Her şey bekler oldu. Halbuki yetkinin dağıtılması lazımdı. Mahalli idarelere dağıtılması lazımdı. Mahalli idareler Şimdi sizin dediğinize geleceğim. İlk gün, ilk gün biz bu teklifi yaptık. Dedik ki, bütün inşaat şirketlerinin, bütün iş makinelerinin el konursun. Daha Siz sonra, şey olarak mı yaptınız? Türk Deks ee, olarak. E, Türk Denizcilik <laughs> ve, ve global, global Stratejiler Merkezi olarak, olarak yaptınız. Dedik ki, Evet. İş makine şeylerine, bunların iş makinalarına ve çalışanları da devletin emrine alınsın. Bilahare bunların ücretleri işte hasar görürlerse onların ücretleri şunları bunları vergiden düşürsün. Yani bilahare onlar da zarar görmesin ama vergiden düşürsün. Bir iş birliği yapsın. Bütün seyyar jeneratörler ülkedeki toplansın buraya gitsin. Neden? Çünkü karanlığı aydınlığa çevirme zamanı bu zaman. Sebebi de şu. Hem makinaları çalıştıracaksınız efendim. Hem de en önemli şey halkta, insanlarda karanlık güvensizlik yok duygusu oluşturuyor. O güvensizlik duygusunun devletin biz. varlığını hissetmesi için oranın aydınlatılması lazım. Oranın hem güvenlik açısından hem psikolojik açıdan. Bunların hemen yapılması gerekirdi. Şimdi tabi alan çok büyük. Devlete güveneceğiz. Tek yumruk olacağız. Bir kere onu söyleyelim. Tek yumruk olacağız. Bu konuda tek yumruk olacağız. Şimdi şeyi de gördük. Televizyonlarda da görüyoruz. Ee, sol bir partide sağ bir parti çalışanı yemek yiyor. Yani kol kola girmişler. Neden? Çünkü vatan bir. Devlet bir. Şimdi bunların yapılması lazım. Ayrıca şimdi buradaki bütün akademik çalışmalarda şunu söylüyor. Olan da şu. AFAD 7300 kişiyle bir koordinasyon kurumu gibi gözüküyor normalde. Ama aynı zamanda icra kurumu da olmuş. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri aslında en disiplinli kurumdur. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en disiplinli kurumudur. Asker olarak dünyada da silahlı kuvvetler en disiplinli kurumdur. Ve Emirle her yere giderler ve biz canımızı senet ettiğimiz için canımızı vermekten de çekinmeyiz. Gitmem diyebilen kimse de yoktur. Gitmem dediği zaman zaten onun gereği yapılır. Şimdi böyle bir kurum, böyle bir kurumda kurum bir yardımcı role büründürülmüş. Asli rolde değil arama kurtarmada. Türk Silahlı Türk Sağlık Kuvvetleri, Kuvvetleri asli rolde değil. <laughs> Talep edilirse, bakın evet. çok önemli. Talep edilirse buna cevap verir. Şimdi ben buraya gelmeden önce, yani talep edilmezse kışla da bekler. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü biraz önce ifade ettiğimiz gibi yapı değiştiği için daha önceden olduğu yerde afetlere ve acil durumlara müdahale edebiliyordu. Şimdi burada 7269 sayılı bir kanun var. 7269 sayılı kanun umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanun. Şimdi dedim ki ya bu kanun yürürlükte mi değil mi? Özellikle 7. maddesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ilgilendiriyor. Benim çok değerli dostum, Anayasa Mahkemesi eski başkan vekili, emekli büyükelçi Osman Pakçı'yı aradım. Dedim ki, Sayın Büyükelçim, bu kanun yürürlükte midir? Siz de bir teyit eder misiniz? Benim araştırmalarım bu kanunun yürürlükte olduğunu söylüyor. Baktı, dedi ki Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında yapılanması hakkında bir takım değişiklikler olmuş olsa da bu kanunda bir değişiklik yapılmadığı için ve bu özel bir kanun olduğu için yürürlüktedir dedi. Şimdi bakın kanunun şu özelliği var. Aslında kanunda çok geniş bir yetki tanınıyor. Nasıl? Mülki amirleri. Okuyayım. Efendim müsaadenizle. Afet bölgesinde bölgelerinde veya civarında bulunan ordu, jandarma, kıta birlik ve müessese kumandanları hazarda kendilerinden vali veya kaymakamlar tarafından istenilecek yardımları üstlerinden emir beklemeksizin yapmaya mecburdurlar. Yani mesela diyelim ki Merzifon'daki hava üstünden evet. Kahramanmaraş valisi yardım istediği zaman Merzifon hava üstü komutanı buna cevap vermek zorunda. Demek ki ya bu kanun işletilmedi ya da bu kanunun varlığından çok haberdar olan sizce bu. hangisi? Vallahi ikisi de gibi sanki. Yok bir yok yok. Bence evet. kanun işletilmedi. Kanun, kanun işletilmedi. Evet. Şey söyleyeyim size. Şimdi e, bizim aldığımız o, o öğrenim ve eğitimlerde silahlı kuvvetlerle biz de birkaç depreme birlikte müdahale ettiğimiz zamanlar oldu. Silahlı kuvvetler kimseden emir ve talimat almadan anında oradaki üzerine düşen, yani senaryoda oynadığımız şeylerine üzerine düşenleri yapar. Ama şimdi bu duruma göre valilerden talimat alması lazım. Ama yani o zaman ile, emasya protokolü yürürlükteydi. Evet. sonradan kaldırıldı o. Evet. Evet. Şimdi dolayısıyla valiler talimat vermeden silahlı kuvvetlerin hareket etmeye imkan ve kabiliyetleri yok oldu. Yok, evet. Burada mı tavuk istiyor mu? Tabi, buradan o çıkıyor. Uğur Bey'in söylediği Emasya protokolü de şimdi bazıları kızabilirler ama Emasya protokolünü tadil etmekte yani benzerini yapmakta ve bir takım sakıncalarını görmüş olabilir siyasi irade. bir şey olmuş olabilir onu bilemem. Güncelleştirilebilir. Güncelleştirilebilir. Ama şöyle bir durum var çok önemli bir şey. Şimdi e, birincisi şunu halkımız şunu da bilsin asker niye sahada yok? denirken 1999 depreminde işte buradaki bilgilere göre 24 bin. Oradaki bütün askerler de bölgedeki askerler de donanmada çökmüştü vesaire onlarla birlikte 50 bin aşkın asker Marmara depremine işte İstanbul Gölcük depreminde var. Şimdi şimdi sahada resmi rakamlara göre jandarma polis ve asker sayısı ve bekçi sayısı 125 bin civarına ulaşmış vaziyette. Ama jandarma. Ama o zaman, bu dördüncü gün değil mi? E, e, ama Hı. jandarma, jandarma o zaman Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlıydı. Ya. Şimdi İçişleri, İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Bakan. Onun için şimdi e, ona, ona da dikkat etmek lazım. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerleri şimdi bölgedeler. Emasya protokolü olmadığı için. Asayiş kolluk kuvveti yetkileri yok. Yani sokakta görd asker arama kurtarma enkaz kaldırma yemek dağıtma sağlık işte ve taşıma götürme bu işleri yapıyor ama kolluk kuvveti yetkisi yok. Yani orada gözünün önünde bir hırsızlık olsa ve bu askerin askerin şeyi kendi mahalle olmadığı için askerin silah kullanma yetkisi dışında yer alacak. O bakımdan o bakımdan bu durumda askerin asayiş yetkisinin kolluk yetkisinin verilmesi lazım. Çünkü şöyle bir durum oluşuyor. Allah muhafaza. Bazı yerlerde sadece jandarma ya da polis karakolu var. Orada da bir piyade bölüğü var, piyade Doğru. taburu var. Ama polis karakolu çökebiliyor. Jandarma karakolu Çökebiliyor. O zaman asayişi kim sağlayacak? Böyle bir protokol yoksa, devletin bunların hepsinin artık düşünmesi lazımdır. Çok çok önemli Şimdi efendim biraz sonra e, olasılığı yüzde seksenlere çıkan e, İstanbul depremi ile ilgili yapılması gerekenleri konuşacağız. Orada size e, bu konuda da sorularım olacak. E, ancak oraya geçmeden önce ben e, futbol federasyonu başta olmak üzere. E, spor kulüplerimize e, çok teşekkür etmek istiyorum. E, Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonsporu, Sporu, e, Süper Lig'de bulunan bütün kulüpler, hatta Trabzon'a birlikte gittiğimiz Eyüpspor'un Spor'un başkanı e, Alt Lig'de, o bile geldi Trabzon'a. E, maksat birlik ve bütünlüğü sağlamak ve o maçın gelirini depremzedelere bağışlamaktı. Ee, gerçekten çok e, sıcak bir konukseverlik örneği gördük. Başta Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu, e, yöneticileri ve Divan Başkanı Sayın Ali Sürmen bizi evimizdeymiş gibi karşılayıp ağırladılar. Taraftarlar, tribünler e, bizimle birlikte e, yan yana geldiler, fotoğraf çektirdik. E, hepimiz için bir güzel fotoğraf ortaya çıktı. Dilerim. Bu acı günlerden sonra da bu dostluk e, devam eder, sürüp gider ve biz tıpkı o Metin Oktay'ların, Can Bartular'ın zamanında olduğu gibi yan yana birlikte e, derbileri seyreder hale geliriz. En büyük dileğim o. İkincisi, e, gerek Fenerbahçe olsun, gerek diğer spor kulüplerimiz olsun çok büyük yardım konvoyları oluşturdular. Adeta birbiriyle yarıştılar. Bugün biz 8 tır göndereceğiz, bugün biz 10 tır göndereceğiz gibi... Bugün de benim gözlerimi yaşartan bir e, görüntüyle karşılaştım. Bizim stadyumumuzda Fenerbahçe Şükrü Sarıçoğlu Stadyumunda Kızılay Kan Bağışı alıyor. Çok iyi bir katılım oldu. Fenerbahçe camiası geldiği sevdi. gibi Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Trabzonsporlular da geldiler. Bizim stadyumumuzda Kan Bağışı'nda bulundular. Bu aslında verilebilecek... En güzel e, birlik ve Beraber, bütünlük tabii. beraberlik mesajıdır. Buradan herkesin bir çıkarım yapması gerekir. Geçer. Ben emeği geçen herkese sonsuz e, teşekkür ediyorum ve e, Sayın Küçük Ali'ye bir sorum olacak. Sayın Küçük Ali, ben konuşmamızın başında da belirttim, e, artık çadır oradaki kış koşulları için e, barınma e, konusunda yetersiz, e, hatta. E, Kifayetsiz evet. e, diyebiliriz. Oraya konteynerların bir an önce gitmesi gerekiyor. Siz adınıza, vakfınız adına o bölgeye konteyner gönderdiniz. Şimdi Futbol Federasyonu da 10 bin konteyneri evet. gönderebilmek için kulüpler arasında bir yarış başlatacak. Onu da belirteyim. Çadırda kalmaları depremzedelerin ne gibi sağlık sorunları yaratacağı kesin bir defa da Başka hangi sorunları ortaya çıkartır Şimdi ve ne niçin kadar konteyner elzemdir? Ne kadar zamanımız var anlatmam için. Bu konuşabilirsiniz. Peki. Zaten. Şimdi efendim barınma afette çok kritik bir meseledir. Barınma. Daha bir saat 10 dakikamız var. İstanbul evet. depreminde geniş geniş konuşacağız. Evet. Şöyle kritik bir meseledir. Afette zarar gören insanlar eğer sağ çıkartılmış yaralı da olsalar veya az yara almış olsalar veya hiç almamış olsalar yapılacak ilk önce iş onları bir çadırın içinde koyup ikame etmek değil. Ya biz o zaman büyük çadırlar yapmıştık. Şişme çadırlar. Sizinle onu paylaşmıştık bir ara. Evet. Onun içerisinde çay ocağı olan ve katlanan tabureler 150-160 kişi alan çadırlardı. Önce onların içerisine alınırlar. Her 15 dakikada onlara bir megafonla anons yapılır. E, depremle ilgili bilgi verilir ve psikologlar onları da sakinleştirir. Bunlar dört veya beş tanedir pozisyonuna göre. Bunlar yapılırken bizim artık çadırdan çıkmamız lazım, bir üst modele geçmemiz lazım diye sizlerin de destek verdiği, hatta hatırlayacaksınız. Mevlana evleri. Mevlana evleri. Ha, Mevlana evi dememizin sebebi de biliyorsunuz Dünyada 2007'de dünya Mevlana yılı olarak ilan edilmişti. Biz de ondan esinlenerek Mevlana evleri demiştik, sevgi evi olsun manasında. Şimdi bu evleri biz yaptık. İnsanlar orada bir taraftan e, dururlarken, istirahat ederlerken, diğer tarafta da ekiplerimiz Mevlana evlerini kurarak herkesin orada kaç kişi var? 150 kişi, 150 evi yapıp e, numaralandırıp insanlara numaralarını verip evlerine göndererek bir defa depremle ilişkilerini kesiyorduk. Çünkü arama kurtarmada sessizlik esastır. Hani şimdi tek bir getiriliyorlar ya sanki savaşa gidiyormuşuz gibi son derece sakıncalı bir iş. İki o psikolojiden de uzaklaştırmak lazım. Çünkü eşini, kardeşini, çocuğunu yaralı görünce zaten insanın psikolojisi bozulmuş, bir daha üstüne yükleniyor. Dolayısıyla durduramıyorsunuz. Ve dengesizleşiyor insanlar. Bakın bir Elazığ depreminde biz şöyle bir şeyle karşılaştık. Şimdi e, insanları yerleştirdik. İşte o zaman gene Mevlana evlerimiz var. Çok da yamaç bir yerde. Yemek dağıtıyoruz akşam üzeri. E, geldi bir kişi dedi ki ben iki kepçe. Ben kuru fasulye veriyorum. Benden evvel çorba var sonra pilav veriyoruz. İki kepçe istiyorum dedi. İki kepçe verdik. İri yarı birisi. Dedik o doymuyor adamcağız haklı. Sonra geldi başka birisi ona bir kepçe verdim. Herkese bir kepçe veriyoruz. Sen tepsiyi attı benim suratıma pat diye yapıştırıyor. Allah böyle. Allah. Neyse çocuklar mide dedim yok bırakın. Adam tepsiyi de bıraktı yemek de istemedi gitti. Neyse gittik üzerimizi değiştik. Zaman geçti dedim ki ya bu hangi evde kalıyor. İşte şu evde dedim hadi biraz çay şeker bir şey gel, ayarlayalım. Geçelim evine gittik. Dedi ki sen dedi şimdi geldin bana diyor başkan bey diyor sen gel başkan efendi sen geldin diyor şimdi diyorsun ki niye benim yüzüme bu kuru fasulyeyi vurdun sen değil mi? Ya yok dedim ki yani acaba yani sana karşı bir eksikliğimiz mi oldu? Niye böyle oldu? Tabii ki ben de bunu öğrenmek isterim. Deyince dedi ki bak benden evvelkine iki kepçe verdin dedi sen bana bir kepçe verdin. dedim o iki tane istedi bir tane verdim. Sana bir sen de iki isteseydin verir miydin verirdim. Adam kalktı boynuma sal. Şimdi niye? Benim diyor dört tane hayvanım öldü diyor çatının altında. Bittim ben diyor. Şimdi adam burada takılmış. Onun hırsını benden alıyor. Onun için bu o, o, o arayı koparmak lazım. Onun için de orada insanları bir taraftan oyalarken diğer taraftan evlerini kurarsınız eve alırsınız onları. Şimdi çadır. Ev dediğiniz konteyner. Konteyner e, veya Mevlana evi. Evet. evet. Çadır. Son derece zararlı bir şey. Şöyle evet. bakın altı toprak veya taş veya beton ne derseniz diyeyim bir kere soğuk oradan geliyor. Tabii. Eksi şu anda. Tabii. Bir de çadır artık çok geçmiş yıllarda kalmış bir şey. Yok. Biz bunlardan çıkmamız lazım. Bunun için gayret ettik biz öyle bir tesis kurduk. O tesisi de eksik olmasın Mustafa Sam Barsan diye bir arkadaşımız vardı. O bize hediye etti tesis. Kendisi yaptı bizatihi. Konteyner fabrikası. Evet, onun şeyin ham maddesini. Hı hı. ne pet şişelerin e, atıklarını evet. toplatıyorduk biliyorsunuz. Evet, 4500, 1,5 litrelik pet şişesinden bir Mevlana evi oluyordu. Yani bir de geri dönüşü yapıyorsun bununla ilgili. Şimdi bir onunla ilgili ranzalarını onlardan yaptık, ettik filan ama şu anda gördüğüm kadarıyla biz 99'daki başarıyı bile yakalayamamışız. 99'da evet çok şeyler kötüydü iyiydi ama ikinci gün de devlet oradaydı birinci gün. İkinci günde Kızılay çadırlarını kurmuştu. Ya Çadırı yırtıktı delikti şey yaz demeydi ama yemeğini veriyordu bilmem ne yapıyordu. Ama evet. o, o günler bak gene insanlarımız şeydi. Burada da yapabilirdik eğer az evvel söylediğim gibi e, eğer pratik akıl o otoritenin altına girmeseydi ve orada o aklını yitirmeseydi yine biz bu işi be becerirdik. Niye? Herkes karınca kaderince bir şey götürüyordu. Ya düşünün e, herkesin hani çok sıkça kullandığı işte kabadayı bilmem ne filan dediği Sedat Peker 4-5 yerde 99 depreminde e, yemek şeyi tabii, koy koymuştu. Tabii ya, tabii. Yani şimdi niye herkes kimse kimseye bir şey demiyordu? Ya yani niye açtım bunu? Niye yaptım bunu demin? Hayır. Niye bir bir su da verirse insan o anda Çünkü ihtiyacı, var ihtiyacı var Şu anda bu bu bir otoritenin altında yürüyeceği düşünüldü. Onun için söyledim ki bu bir afet yönetimi değil. Afet yönetimi önceden olur. Şimdi acil yönetim, acil yönetimi de beceremedik. Şimdi bundan dolayı söylüyorum ki çadır gayri insani bir iştir. Bu insani bir iş değil. Çadır, çadır çünkü yanıcı bir üründür. Ve derhal yanar ve içerisinde de insanlar uykudayken olur ya e, birisi sigara içer, bir şey içer, dışarıdaki içer, geçerken atar, fark etmez ve yanar insanlar. Soba parlar. Hatta şöyle bir şey oldu. Biz Erzurum depreminde şöyle bir şey oldu. E, çocuklar ders çalışırken e, ışık yoktu, mum yakmışlar, uyumuşlar, mum devrildi, çadır yandı. Bah, Çocuğun bir tanesi bah, yandı bah, içinde. Bah, bah. Yani onun için çadır zararlıdır. Derhal süratle mesela biz ne yaptık? Siz hani konuyu açtınız. Benim e, mensup olduğum akrabamın bir vakfı var. Küçük Aleoğlu Vakfı diye. Daha birinci gün arkadaşları topladım. Dedim ki arkadaşlar herkes şimdi buraya yemek, yiyecek yiyecek gönderir. Biz buraya barınma gönderelim. Ne yapalım? Gelin bulalım bir kontinyerci. Anlaşalım. Diyelim ki sen bize haftada 20 tane üret. Biz bunları götürelim nereye? Önce Hatay. 20 taneyi götürdük, teslim ettik. Bugün de Malatya'ya 20 taneyi teslim. 40 tane et. gönderdiniz. Gönderdik. Şimdi Maraş'a göndereceğiz. E ondan sonra Adıyaman'a göndereceğiz, Kaç yataklı, Urfa. E, bir konteyner. 8 kişi alıyor. 8. Kişi. İçerisinde duşu var, şofbeni var, tuvaleti evet. var, küçük bir mutfağı var. Evet. E, yatakları var battaniyesi var ısıtıcıları var Benim iki Twitter odalı ben siz gördünüz hesabınızda Oradan, vardı e, değerli seyircilerimiz e, görebilirler e, yani dolayısıyla insanlarımızın buna ihtiyacı var İnsanlar artık öyle bir şeyin içine girdiği zaman en azından kendi evindeki konforu yoktur ama e, biraz olsun orada teskin olabilir e, bu bakımdan çadırdan Süratle. Süratle çıkmak lazım. İnsanlar göç ederler. Bulundukları yerlerden insanları göç ettirmemek için konteynerlerin içine almak şart. Sayın Amiralim İstanbul depremine geçmeden önce bu çadırlarda yaşama zorunluluğunun uzaması halinde demografik yapının değişme riski var mı? Efendim çok önemli bir konu. Çok önemli bir tespit. Çok tehlikeli bir durum. Şimdi 99 depreminden sonra ben tabii o bölgede çalıştığım için gayet iyi biliyorum. 99 depreminden sonra bu konteynerlarda efendim kalanlar, konteynerlar getirilmişti. Konteynerlardan çıkartmak zor oldu. Şimdi bu kötü misal emsal olmamalı. Tabii. Çok önemli bir şey. Yani onları oradan çıkar belki bazılarının aklında o tecrübe kalmıştır. Efendim biz çadırlara koyarsak bunları daha sonra kalıcı konutlar yapıldığında rahatlıkla çıkartabiliriz. Ve bu şeyi de çünkü yerli yersiz birçok yerde yapılmak durumunda şu anda. Tam şehirleşmenin planlamanın tam yapılmadığı alanlar bunlar. Bunları da kaldım. Ama durum öyle değil. Çok kritik bir durum. Bölge bu 10 ilde efendim Sığınmacı nüfusunun çok fazla olduğu, sığınmacı mahallelerin olduğu ve sığınmacı kentlerinin olduğu, bu konteyner kentlerin olduğu yerler. Bıçak sırtı yerler. Bıçak sırtı yerler. Bıçak sırtı. Ve birçok ilde demografi yerli halk aleyhine değişmiş vaziyette. Ali. O bölgede tabii. O bölgede. Şimdi düşünün Hatay, Atatürk'ün benim şahsi meselem dediği Hatay sebebi de o kadar önemlidir ki Türkiye'nin evet. milli güvenliği açısından. Ben Mavi Vatan doktrininin oluşturucusu olarak söylüyorum. Mavi Vatan haritasının çizeri olarak söylüyorum. İskenderun, Hatay Mavi Vatan'ın kalbidir. Doğu Akdeniz'deki kalbidir. O nedenle İskenderun ve Hatay'da bir değişim, bir Allah korusun, bir kayıp bizim bütün denizlerimizi kaybetmemize yol açabilecek Doğu Akdeniz'de bir... Yani Anadolu'ya olmamız anlamına gelir. A Aynen öyle. O kadar kritiktir. Şimdi bölge halkı özellikle ben Maraş'tan bahsedeyim. Maraş göç vermeyen yerli halk Dulkadiroğulları'ndan beri evet. gelen soyu sopu belli ailelerin oturduğu yer. Bölgede genellikle böyledir. Kiliste işte vesaire sonradan gelenler vardır ama Gaziantep e sanayi şehri olduğu için daha sonradan gelenler olmuştur. Adana'ya, Hatay'da aslında yerli halktır. Doğru. Yerli halktır. Evet. Şimdi bu yerli halk evleri, barkları yıkıldığı için, şehirleri yıkıldığı için bu çadırlarda daha fazla yaşa yaşayamayıp yaşayamayıp şehirleri terk edebilirler. Şehirleri terk ettikleri zaman, bu çadır yaşamında kalamaz kalamadıkları zaman, şehirleri terk ettikleri zaman, onların boşluğunu başkaları dolduracaklardır. Daha açık evet. söylemeye gerek yok zaten. Evet. Şimdi evet. burada, Doğru. burada bazılarının hoşuna gitmeyebilir, ama bunun devlet aklınca bir kere düşünülmesi lazımdır, çok boyutlu olarak. Birincisi şu, çadır kent değil, konteyner kenti. Bu çok önemli. Çünkü insanca yaşama, bir de biz hakikaten e, ahlaki yapımız, manevi yapımız, İslami anlayışımız zaten bir çadırda uzun süre kalmaya müsait değil. Yani banyosu, tuvaleti olacak, yatak odası ayrı olacak falan bir ahlaki de ailevi yapımız var. Onun için onun da sağlanması lazımdır. Devleti yönetenler mutlaka düşünürler. Bu demografik yapının değişmemesi için konteynerlarda en azından bir sene içerisinde söz verildi. Ben inanıyorum ki yapılacaktır mutlaka. Bu konteyner kentlerde halkın yerli halkın barındırılması çok önemlidir. Ama bir ta, bir husus daha var. Bölgede sığınmacıların konteyner kentleri var. Binlerce. Binlerce konteynerden oluşan. Evet. Bu konteyner kentlere yani Maraş'ta var mesela işte bir takım, bir sürü yerde var. Bu konteyner, madem çadır, kent ya da konteyner kurulacak. Bunları biz, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Fırat kalkını Harekat Bölgelerinde kursak, emniyetini zaten biz sağlıyoruz. Ve sığınmacıları o bölgelere yerleştirsek, aktarsak, yerli halkı da zaten mevcut konteyner kentleri alsak bence bu Türkiye için çok boyutlu bir çözüm de oluşturur. Peki yabancılara e, ev satışları, konut satışları bu, bu durdurulmalı mı efendim? Bu efendim bu kesinlikle durdurulmalı. Şimdi ben bu teklifi ya yani biz bu teklifi biraz önceki teklifimizi sığınmacı konteyner kentlerindeki sığınmacıların Şu sınır anda ötesine... Şu an ekranda da Mevlana evleri, Tekin Bey sizin bahsettiğiniz evet. evler, evet. Sınır sınır ötesine sığınmacıların taşınması, sınır içi, sınır içerideki konteyner kentleri de bizim yerli halkımızın taşınması teklifini Türk Teksen yaptık biz. Yaptınız. Onu söyledi, yaptık. Şimdi ikinci bu husus. bir stratejik öneri. Stratejik öneri. Biz bunu enine boyuna tartıştık, analizi ettik ve bunun memleketimize faydalı olacağı kanaatindeyiz. Ama dedik ki devletimiz elbette çok boyutlu olarak değerlendirecektir. Bunun uluslararası bir takım şeyler olabilir vesaire evet. olabilir ama bu evet. bir fikirdir. Evet. Ve Bizim askerde bir şey vardır efendim. E, test vardır. Harp akademilerinde kurmaya öğretilen. Bir hareket tarzı geç, geliştirirsiniz. Bir duruma göre. Bu hareket tarzı UTK testinden geçmek durumundadır. UTK ne? E, bu e, uygun mu? Tatbik edilebilir mi? Kabul edilebilir mi? Yani bu, bu UTK testinden bize göre geçiyor bu öneri. Şimdi burada toprak satışları, mülk satışları... Gölcük depreminde de gördük biz. Yok pahasına evler, arsalar satıldı. Evet. Çünkü herkes oradan ilk etapta o psikolojiyle kurtulmak istiyor. Fakat o bölgedeki satış Gölcük'teki satış gibi olamaz. O evet. bölgedeki satış stratejik, milli güvenliğimiz açısından son derece kritik bir satıştır. Beka, 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 açısını, sorunu beka ve güvenlik evet. sorunudur. Beka ve güvenlik sorunudur. Şimdi efendim diyorlar ki, biz bu bunu da söyledik efendim. 2008 yılından beri, 2008 yılından beri zaten Hatay'da yabancıya mülk satışı yasak. Çözüm değil o. Biz bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de görüyoruz şu anda. Çünkü iki teklifimiz var burada. Yeni yeni Türk vatandaşı olanlara da satış yasaklansın. Hadi Türk vatandaşlar arasında eşitsizlik olur diyorsanız anayasaya göre bölgede mülk satışı tamamen yasaklansın. Neden? Çünkü hüllecilik var. Hülle evet. yoluyla yapılıyorlar. Emanet yoluyla satın Dolanarak. Dolanarak. Yüzde onunu sen al ama daha sonra bana verirsin diye. Onun için çok kritik. Mülk satışının, emlak satışının kesinlikle durdurulması lazım efendim. En azından belli bir süreliğine. Şimdi olası İstanbul depremine geçelim. İlk evet. soruyu soralım yine. Ben çok affedersiniz. Buyurun. Bir şey şurada Buyurun. söylemek isterim izninizle. Şimdi Sımav'da bir deprem oldu biliyorsunuz. Sımav depreminde Sımav ee, biz çadırdan ziyade orada kompozit evler de kurmuştuk. Kompozit. Tam 11 yıl insanlar içinde kaldılar. Niye? Şunun için kurmuştuk. Çünkü burada hani Sayın Komutanım dedi ya çıkmaları zorlaşıyor. Doğru. Benim şimdi evim yıkılmış. Bana bir ev yapacaksınız devlet olarak. Yapmıyorsunuz ama buradan da çık diyorsunuz. Yani bu çok insani komposit değil. Kompozit ev nedir? Hayır hayır. O şu. Biliyorsunuz bu Kompozitler var ya şimdi uçak sanayinde kullanılıyor. Evet. Evet. O zaman biz bunu e, Amerika'dan yeni gelmiş olan bir arkadaşımız Türkiye'ye getirmişti bu, bu sistemi e, ve burada bir sanayi kurdu. Biz de bununla beraber bir çalışma yaptık. Aynı tuğlalar gibi üretti o ürettiği şeyleri. aynı tuğla şeyleri ama çok hafif, 50 yıl dayanıklı bir ürün. Ee, bunlarla biz e, 22 metrekarelik evler oluşturduk e, SMAV'da ve e, oradaki insanlara bunlar... Ta şimdi ne oldu? Devlet de arkasından yavaş yavaş herkesin evini yaptı, kalıcı İnsanlar da yavaş yavaş kalıcı konutlara geçtiler. Yani çözüm vardır ama zora dayatırsanız konteynerden çık, nereye gidersen git, burası anarşi yuvası oldu demek devletin e, çok da haddi değil yani anarşivası vası olduysa yapmayacaksın yani. yani sağlaman lazım burada. Yani burada insanları zorlayarak değil, insanlar evi yıkılmışsa evini yap, evine taşınsın. Çadırda tutmanın son derece zararlı olduğuna katılıyorum komutanıma. Kesinlikle hele o bölge ben de yakın bildiğim bir bölgedir. Bizim köklerimiz de oradan Kricik. gelmedir ve çok ıı, ızdırap verici bir durumdur. Yani buna ıı, şiddetle devletin bir an önce Tüm gücüyle. Evet, bütün gücüyle, bütün gücüyle. Evet, olası İstanbul depremi aslında hepimizin uykularını kaçırıyor. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ücretsiz hızlı tarama metoduyla bu riskli binaların tespitini yapmaya başladı. Siz de paylaştınız bugün, ben de paylaştım. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bununla ilgili bir video da paylaştı. Ee, rakamlar ürkütücü çünkü 1999 öncesi yapılmış 107 binadan sadece 29 bin. 107 bin. Evet, 107 bin binadan evet. sadece 29 bini taramadan geçmiş. Ee, bu beni dehşete düşürdü. İkinci olarak da bölgede yaşanan en büyük sorun bu benim küçük kıyamet dediğim depremde haberleşmeydi. İnternetin kesilmesi, elektriğin kesilmesi. Beraberinde insana şunu düşündürüyor. E, haberleşme ne olacak? E, bu bağlamda size şunu sormak istiyorum. Deprem bölgesinde hasar göre, görebilecek bu ulaşım ve haberleşme ağına yönelik e, alınabilecek tedbirler neler? Nasıl hazırlanabileceğiz? Bir de tamamlayalım soruyu. E, bu coğrafya yani İstanbul depreminin etkileyeceği coğrafyanın Türkiye'nin milli güvenliği ve bekası açısından Evet. önemi nedir sayın efendim? Yaycı. İstanbul İstanbul bir kere bu Marmara depremi dediğimiz yani İstanbul'da olmasını, İstanbul'da etkileyeceğini beklediğimiz bu deprem aslında çok önemli bir coğrafyada bekliyor. <laughs> Türkiye için çok önemli bir coğrafya. Ben şu kadarını söyleyeyim size. 85 milyonluk Türkiye nüfusunun 24 milyon 25 milyona yakını bu depremden etkilenebilecek coğrafyada yaşıyor. Şimdi 13,5 şey. milyon du 24,5 milyon. Sadece 15 milyonu İstanbul'da yaşıyor. O kadar kritik. Yani bizim aslında demografik gücümüzü ne kadar etkileyebileceği açısından. Yani başka ticaret, sanayi her şeyi bırakalım. Evet. Demografik olarak nasıl etkileyebileceği konusunda. Türkiye ekonomisinin %31'i İstanbul'dan sadece sağlanıyor. Yüzde ellisinden fazlası bu bölgeden sağlanıyor. Bir de finans merkezi de finans buraya merkezi taşındı. De, finans merkezi yani, de burada. Artık. 100 liralık bizim Türkiye'deki toplanan 100 liralık verginin 62 lirasını bu bölge sağlıyor. Bu bölgenin zarar görmesi demek Türkiye'nin yani yüzde 62'sinin Çok çökmesi mesir. demek. Onun için biz bunu şaka veya öteleyen, görmezden gelen, ihmal eden bir anlayışta olmamız mümkün değil. Çok hakikaten çok kritik. Şimdi şunu da söyleyelim. İstanbul deniz ticareti açısından da bizim için çok çok önemli. Biliyorsunuz biz e, ithalat ve ihracatımızın yüzde doksanını e, deniz yoluyla yapıyoruz. Bunun yüzde elli ikisi bu. İstanbul limanlarından ve çevresindeki limanlardan yapılıyor. Şimdi bu limanların çökmesi demek ki bunu gördük İskenderun'da şimdi. İskenderun'da gördük. İthalat ve ihracatımızı da dışarıdan gelecek yardımları da durdur. Yani... Bir de Sayın Yalçı yangın çıktı mütemadiyen o yangına tabii, müdahale. Bitmedi son yani 5 günün ben geçme hala yangın söndürme çalışmaları devam ediyordu. Çok 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 hakikaten çok önemli. Ee, bu e, ayrıca şunu da söyleyelim. Yaklaşık yüzde 60, yüzde 70 ihracatımız bu bölgeden yapılıyor. Ya yani ürünler. Bazıları İzmir'e gönderiliyor. Oradan ihraç ediliyor ama ihracatımızın üretildiği yüzde yani iki bölü üçü daha doğrusu bizim bu olası Marmara depreminden etkilenebilecek bölgede. Yani bizim bunu ihmal etmemiz, görmezden gelmemiz mümkün değil. Şimdi bir de e, hakikaten İstanbul e, İnsan bizim akademik gücümüz açısından da, akıl gücümüz açısından da, e, e, üretim gücümüz açısından da, bilimsel gücümüz açısından da son derece önemli. Yani araştırma santral. merkezleri, Santarac, bir de araştırma merkezlerimiz burada. Tabii. Yani bizim bütün aklımız da kaybolur. Yani bütün o birikmiş aklımız, verilerimiz, her şeyimiz kaybolur. Peki askeri yönden? Askeri ne gibi yönden, bir tehlikeler... Askeri yönden efendim, şu, şu kadarını söyleyeyim. Size birincisi donanma komutanlığı bu bölgede. Donanma komutanlığının tabi donanma komutanlığının bir takım birlikleri Türkiye'nin etrafına dağılmış vaziyette. Şimdi onu da söyleyelim. Şimdi ikinci ordu mesela ikinci ordu Malatya'da. Niye ikinci, ikinci ordu? Bazı halkımız şöyle düşünüyor: İkinci ordu 40-50 bin mevcutlu ordu Malatya'da kışların içerisinde bekliyor. Ya yani böyle bir hani bilmeyenler böyle bir beklenti var. Halbuki Hatay'dan Ağrı'ya kadar i̇kinci, ordu. ikinci ordunun sorumluluk evet. alanı ve dağılma yaşamış Ve Irak'ta pençekili harekatını yapan onlar. Suriye'deki Barış Pınarı, Zeytin Dalı, dalı işte Fırat Kalkını harekat bölgelerinde bulunanlar da onlar. Bütün yükü omuzladı yani o karargahta sadece karargah var. Ee, Diğerlerinin hepsi dağılmış vaziyette. Donanma komutanı da öyle. Ama burada çok önemli bir şey var. İki tane askeri tersanemiz. O bütün bilgemleri yapanlar burada. Tamam. 78 taneye yakın Türk savunma sanayinin tersa savunma sanayi ve gemi inşa sanayinin özel tersaneleri burada. Yani irili ufak önemli. İrili ufaktı. Bizim bizim buradaki bir deprem en azından denizcilik açısından savunma sanayimizi çökertir. Ve e, şuna da bakalım. E, havacılık sektöründe de burada çok önemli tesisler var bu bölgede. Evet. Onun için bu bölge askeri bakımdan son derece kritik. Ayrıca bölge Yunanistan'la sınır. Yunanistan'la sınır. Yani bugün hiç kimse şunu söylemesin. Şimdi hayali hayali konuşanlar var. Bir de efendim biliyorsunuz onda ifade edelim. Şimdi saldıracaklardır ama gene de söylemekte fayda var. Fethullah Gülen biliyorsunuz terörist başı şöyle bir geçen sene Yunan televizyonuna bağlanarak şöyle bir ifadede bulundu. Dedi ki Yunan, Yunanistan'ın, Yunan'ın, Yunanların bize yaptığı iyiliği unutmayacağız. Bize kucak açmasını unutmayacağız onlara buradan kaçanlar için mi? Buradan kaçan Yunan televizyonuna bağlan, evet. Yunanistan evet. övgüler düz, düzdü. Dedi ki Yunan'ın ismini tarihe, Yunanların ismini tarihe altın ve süslü gümüş Allah harflerle yazacağız dedi. Allah Ve Allah. dedi ki Yunanistan aleyhinde konuşan herkese cevap vereceğiz dedi. Ben ne zaman Yunanistan aleyhinde konuşsam hep bütün Petroca saldırıyor. Allah şimdi, Allah. De, şimdi de şimdi bu programdan sonra gene saldıracaklar. Varsın saldırsınlar. Evet. Şimdi e, Devletler böyledir. Özellikle Yunanistan gibi devlete karşı her zaman uyanık olmak lazımdır. Çünkü en boş anımızda, en düşkün anımızda kendi taleplerini elde etmeye çalışıyoruz. Hayır, saldırmasalar bile biz kendi e, savunmamızı tabi e, barışta ve savaşta Savaş evet ayakta evet, tutacağız. tutacağız. Bu kadar evet, de, Birlik, ve bütünlük, birlik ve bütünlük olacağız. olacağız tabii. Şimdi bu bölgede köprüler var. Şimdi bizim aslında tarifimiz haritaya çok doğru bakmak lazım. Onu da buradan halkımıza bir kere daha duyuralım. Türkiye Türkiye bir deniz ülkesidir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir. ifadesi yanlıştır. Neden? Çünkü Türkiye bir yarımada ülkesi değildir. İki yarımada ülkesidir. Evet. Ve bizim bizim ülkemiz dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde bir denizle iki parçaya ayrılmıştır. Çok dar bir denizle. Biz ülkemizin diğer küçük parçasına ya da büyük parçasına geçmek için deniz aşmak zorundayız. İşte onun için de köprülerimiz var. O köprüler bizim için son derece stratejik. Hem ekonomik bakımdan stratejik, hem askeri bakımdan son derece stratejik, ulaşım bakımından. O nedenle sizin sorunuza gelecek olursak ulaşımın Köprülerin de yıkılabileceği dikkate alınarak deniz ulaştırmasına ilişkin şu andan itibaren çok ciddi tedbir almalıyız. Tahliyeler ve takviyeler açısından da mı Kesinlikle. deniz yolu? Tabii tahliyeler evet. ve takviyeler açısından. Bu son derece önemlidir. 99 depreminde hücum botlarla hasta taşınmıştır. Yaralı taşınmıştır hastanelere. O bakımdan bizim gerçekten bir sınırlarımızın da %80'i denizdir efendim. ...hudutlarımızın... ...yüzde sekseni... ...silahlı kuvvetlerin gemi hastaneleri... ...kesinlikle... ...ve sahra hastaneleri... ...kesinlikle... ...bizim mutlaka askeri hastane gemilerine... ...şimdi bazıları diyecektir ki efendim... ...hemen onu söyleyeceklerdir ben çünkü bildiğim için... Evet, ...sadece as askeri hastane asker değil, gemisi evet. olmasın... ...hastane... Hayır. ...askerden başka hiç kimse bunu yapamaz... ...sadece depremler... ...afetler, seller gibi şeyler için değil savaş durumunda, kriz durumunda başka ülkelere gönderme durumunda bizim bu askeri hastane gemilerine çok ciddi ihtiyacımız var. Nüfusumuzun %70'i kıyı bölgelerinde yaşıyor ve Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatları bizim kıyı bölgelerimizden geçiyor. O yüzden tahliye için, hastane için bizim mutlaka askeri hastane gemilerine ihtiyacımız var. Aynı zamanda müsaade ederseniz bir tane bir örnek göstereyim. Buyurun. Efendim e, Kaç numara? Yans en son en son yansı. Başlı varsa onu da söyleyebilirsiniz. Evet. Daha da The, kolay olur arkadaşlar. US niye Yuma. 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 Yansısını yuma. En en son. verelim. Evet. Evet. Şimdi Siz bizim anlatın, gelir bizim efendim, efendim, bizim süratli çok süratli 60-70 natla yani yaklaşık 100-120 kilometre süratle gidebilecek süratli Büyük kapasiteli hem araç hem personel taşıyabilecek gemilere ihtiyacımız var. Büyük çaplı. Bunları Amerika Birleşik Devletleri kullanıyor. Aslında bizim burada e, özel sektörde bunlar İrlanda'dan vesaireden alınmış. Şu anda duruyorlar. Var. Var. Onu bir an önce onları bizim mutlaka e, hizmet almamız lazım. Deniz kuvvetlerinin hizmetine almamız lazım. O hizmetle e, i̇sterseniz burada göstereyim şöyle. Bakın bu gemi özelliği. Evet. Bu gemilerden mutlaka bizim almamız lazım. Çünkü deniz yoluyla ulaştırma, takviye ve tahliyeye mutlaka ihtiyacımız olacak. E, bizim silahlı kuvvetlerin planları köprüye dayalı değildir. Harp durumunda. Onun için yani şunu da endişe etmeyelim. Köprüler, köprüler yıkılırsa Trakya Efendim, güçsüz kalır, savunmasız kalır değil, bizde alternatif ulaştırma, deniz ulaştırması ve hava ulaştırması kullanılır ve o vasayla da de Trakya desteklenir. Evet. Tekin Bey, ben bu deprem felaketinden sonra özellikle gençlerin olağanüstü bir yarış halinde gerek yardım toplamada, gerekse toplanan yardımların Felaket bölgesinde dağılımında çok büyük gayretler gösterdiğine tanıklık ettim ve gençlerimizde bu yönden gurur duyuyorum. Hem vicdanlı gençler geliyor bir kuşak olarak hem de ülkelerini çok seven gençler bunlar. Ayrılanların da ağlayarak gittiklerine adım gibi eminim. Şimdi Kızılay'ın gençleri bünyesine çekebilmesi için neler yapması gerekir? Ayrıca Sayın Yaycı'nın söylediklerine ilaveten olası İstanbul depreminde Kızılay yönünden alınması gereken önlemler nelerdir? Şimdi efendim tabi gençlik, gençlik çok önemli hatırlayacaksınız hepimiz okullardayken Kızılay kumbaraları vardı Kızılay Kızılay zarfları vardı, vardı. bunlarla para toplanırdı ama asıl maksat onu gönüllü yapmaktı yani onunla Evet. Kızılay'ın ilişkisini kurmaktı. E, maalesef Kızılay e, bu işlevlerini gide gide e, boşalttı desem daha doğru olur. İçi boş oldu. E, Kızılay'ın burada kabahati var mı? Kendisinin orası, kurum orası. Orayı nasıl idare ederseniz öyle idare edilir. Dolayısıyla tercihler bu, bu yönde kullanıldı. Ha, bu kurum gene iyi insanların eline geçerse iyi şeyler yapar mı? Kesinlikle yapar. yapar gayet. Çünkü o kültürü var. O bilgi birikimi var. Ee, ama maalesef e, o birikimi biz yok farz, et, farz edildi. Şu anda o Kurumsal hafıza e, kurumsal, önemsenmedi mi? Önemsenmedi. Şöyle söyleyeyim. Mesela e, afeti idare edebilecek olan insanlar, acil durumlardaki insanlar şu anda fonksiyon oynasalar inanın şu yaşadığımız ızdırabın yarısını anca yaşarız. Çünkü bu insanla ilgili bir iştir. Yani ee, hani e, sizin bir e, şeyiniz oldu ya mesela Mevlana evlerini yaptığımızda siz hatırlarsanız dediniz ki Aydın Doğan Bey'e buradan biz 100 tane ev satalım. Satın alsın. Pakistan'a kurdun o evleri. Bu bir örnek olsun. Evet. Dediniz ve evet. öyle yaptık. Evet. Ne oldu? Arkası geldi ondan sonra. Şimdi bu böyle bir 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 işidir yani. Dolayısıyla Kızılay o bir bir hafızayı geride tuttu. O hafıza duruyor. Çok güzel insanlarımız var, kabiliyetli arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız görev aldıklarında inanın can bizim hepsi bir... bekleyen ve taarruz etmek isteyen askerler gibi. Aynen öyledirler ve hepsi gönüllüdür. Bakın 900 civarında şubemiz vardı. Yani her ilçede bir şube veya temsilcilik. Muazzam bir rakam bu. Müthiş bakın her Çok birinde ortalama 130, 140, 150 üye vardı. Üye. Şimdi bunlar da Kızılay terbiyesini almış, Kızılay geleneklerini biliyorlar. Afet nasıl yönlendirilir, nasıl yapılır bunları biliyorlar. Yardım nasıl dağıtılır ve afette hangi dil kullanılır? Nasıl bir vücut dili kullanmanız lazım? Gelene kadar bunlar o insanlarımıza verilir, anlatılırdı. Hatırlayacaksınız bizim rahmetlik Ahmet Mete Işıkara. Evet. Ev ev gezdik, ev ev gezdik, okul okul gezdik o onunla beraber bu afet dilini anlatmaya çalıştık bu kendi başına bir iştir Tekin Bey kısacık araya gireceğim insicanızı bozmadan afet anında hiçbir yerden e, haber beklemek sizin Kızılay'ın anında müdahale e, yetkisi etme vardı, durumu sivil inisiyatif işte bu kesinlikle i̇şte bu hiç, hiç işte. kimseden hiç kimseden talimat almadan anında iner yeter ki orada sel olsa hemen Kızılay'cı yere inip. biz hatta onu aşalım Kar, kış, kıyamette yollarda kalan e, tırlarımıza, araçlarımıza yardım götürüyorduk. Otobüslere yardım götürüyorduk. Yani niye? O da bir afettir. Tabii. Sonuçta insanlar orada kalmışlar günlerce ekmeksiz, susuz. Ona göre araçları geliştirdik, Dört çekerli araçlar geliştirdik. Hatta Sarıkamış'ta, çok kara kış olduğu için kar Sarıkamış arasında, orada da e, şeyler, e, yeni kayak, e, unuttum şimdi isimlerini öyle, Sarıkamış Başkanımız kendi kesesinden aldı. Kar motorları. Kar motorları ve onlarla kayaklar, kar kayakları onlarla beraber taşıdık. Yani burada yardımın sonu yok. Şeye gelince İstanbul Depremi'ne ben komutanımın baktığı çepenin başka bir tarafından bakıyorum. Şöyle ki, mesela bakın Ebeş'e yol kenarını görüyorsunuz. Tem yolu da doldu da Ebeş çok kötü. Yollar kapanacak inanılmaz kuleler var. Bu kuleleri diyelim ki deprem özelliklerinde yapılmış ama o sarsıntıda bu camlar kırılacak. Yola düşecekler. Yol kapandı. Üst geçitlerin yüzde %50'si çöker. Yüzde 50'si Ebeş evet, çalışmaz. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar tedbir alın. Herkes yerinde kalır. Trafik kitlenir. Herkes aracın içinde kalır. İstanbul için özel, çok özel bir plan program yapmak lazım. Çok özel. Yani yolundan binasına kadar. Mesela biz ne düşünmüştük? Dedik ki Türk Kızılay'ın iki tane ana deposu olsun. Biri Anadolu yakasında, biri de İstanbul yakasında. Deprem İstanbul yakasını daha fazla hırpalayacak, daha fazla yıkım olacak. Ee, Anadolu yakası daha az. Akfırat'ta bir depo başladık, o bitti. Ama Hadımköy'de bir depo yapıyorduk. Dünya ölçeğinde hakikaten çok büyük depoydu. Şöyle ki yapmış ol yapacak olduğumuz yol bile kargo uçaklarının inebileceği eee altyapısına yani sahip. Yani yolların olabilir. kapanması evet. halinde. Evet. evet. Oldu ki kapandı, oldu ki havalıdan evet. biz oraya yardımı taşıyamadık. <laughs> Ve askeri düzenden yardım alabilmek adına helikopterlerle nasıl taşınabilir? E, deniz yoluna, tren yoluna Nasıl götürülebilir ki tren yolları sakat oluyor genelde ama deniz yolu daha sağlam. Onlara kadar bir hesaplar yapmıştık. Şimdi bütün bu yaptığımız hesaplar, mesela Hadımköy'deki yeri o günün şartlarında yapacağımız dedi, o depo bize 20 milyon dolara mal oluyordu. Oradaki depo ve bunun bağışçısı vardı. Şöyle, oradaki arazi engebelli olduğu için oraya yapılan inşaatların dökümlerini oraya dökeceklerdi ve düzlenecekti. Şimdi orası iptal edildi, inşaatçılara tahsis edildi. Allah Allah. Ve ve biz bütün e, tırcılarla şöyle ortak bir şey yapmıştık. Bir proje dedik ki tırcıların tamamının göz muayenelerini biz yapalım ücretsiz. Ama sizin tırlarınıza bir, bir cip takalım. Nerede olduğunuzu biz ekranda görelim. Diyelim ki Adıyaman'da deprem varsa benim Adıyaman'da hangi aracım belli bakacağız ekrandan hemen onu bulup diyeceğiz ki şu depoya git şuraya çadır götür. Şuraya yiyecek götür. Ee, İstanbul için de bu böyleydi. Yani bunu çok çok yönlü bir senaryolar Çalıştınız? Ortaya, e, çalıştık tabii üzerinde. Ama maalesef e, bizden sonra bu proje devam etmediği gibi Kızılay'ın bu işlevleri de elinden alındı üzülerek söylüyorum olası İstanbul depreminde şimdi Hatay'da gördük, diğer kentlerimizde gördük yağmacılar, belli asayiş sorunları. İstanbul'da bu asayiş sorunları hangi boyutta olabilir? Bu, Eğer Allah korusun bu deprem gerçekleşirse bu evin bu bu deprem gerçekleşirse İstanbul'da bu yağmacılık, talan, hırsızlık ve başka türlü her türlü yüz kızartıcı suç Son derece yaygın şekilde olur. Bunu gördük. Yani bunu bunu kimse e, e, görmedik demesin. Devlet engelledi. Engelledi. Ama nüfusun yüzde otuz birinin yaşadığı bu bölgede eğer böyle bir durum olursa, 25 milyonluk bir bölgede böyle bir şey olursa bunlara hakim olmak, bu kadar geniş bölgede hakim olmak da çok zor olur. Onun için şimdiden bunun tedbirinin alınması gibi lazım. Tedbiler. Mesela bunun tedbiri efendim şöyle. E, Askerin biraz önce söylediğimiz gibi burada birinci ordu var ve birinci ordu Balıkesir'den bütün Trakya'yı kapsayacak şekilde bu alan, alanda birinci ordunun askeri birliklerin, hava kuvvetlerinin ve deniz kuvvetlerinin birliklerine böyle durumlarda asayişi kolluk kuvvetleriyle beraber eğer bir şeyden çekiniliyorsa onu bilemem ama kolluk kuvvetleriyle beraber kolluk yetkisi verilmesi çok önemli, çok önemli askerin dışarıya çıkıp bunlara hakim olabilmesi için. Çünkü vatandaş şunu görmek istiyor. Bunu gördük. Ne olursa olsun vatandaş askerini görmek istiyor. Askerinin kendisine sahip çıktığını görmek istiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu vatandaşın güvendiği en önemli kurum. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri demek Türk milleti demek. Tabii. Milletin içerisinden milletin bir parçası. Onun için ona onun yanında olmasını sağlamak lazım. Peki nasıl bir yetkilendirme? Şimdi bunun için efendim bir hukuki düzenleme yapılması lazım. O da Emasya Emasya'nın Protokolü. protokolünün aynısı olmayabilir. Ama bu alınan dersler çerçevesinde alınan dersler çerçevesinde mutlaka e, asayiş kolluk yetkisi asayişte düzenleme yetkisi asayişi sağlama yetkisinin askere verilmesi lazımdır. Ama Kaymakamın yetkisi, kaymakamın altında olur, valinin altında olur, işte oradaki bir bölge koordinatörünün altında olur. Ama mutlaka bunun olması lazımdır. Çünkü askerden başka bazen yapacak hiç kimse de yoktur. Hele hele böylesi büyük bir depremde bunun önüne geçmek de mümkün değildir. Şimdi efendim biraz önce sizin söylediğiniz şeye, bu gençlerle ilgili bir şeye katkı, evet. bulma, katkı sunmak isterim. Şimdi Z kuşağı diyorlar, ben Z kuşağıyla çalışıyorum. Bizim bütün etrafımızdaki gençler Z kuşağı. Ben istifa ettikten sonra, emekli olmadım istifa ettim. İstifa ettikten sonra efendim, bu gençlerle çalışıyorum. Özür dilerim ben emekli olduktan <laughs> sonra dedim, siz istifa <laughs> evet. ettiniz tabii. Onun için özellikle evet, evet. kimse kaderimi tayin etmedi, ben kendi ee, kaderimi ben kendim Ben de hep tayin. düşünürüm. Evet. Ee, size baktıkça bu kadar genç yaşta nasıl emekli oldu falan diye. <gülüyor> i̇stifa <gülüyor> evet istifa evet. O onun için e, ve gençlerle çalışmaya başladım. Z kuşağı diyorlar. Ben bunlara ne diyorum biliyor musunuz? 2020 aralığında söylemiştim bu sözü. Zafer kuşağı. Doğru. Türkiye Cumhuriyeti devletini zafere taşıyacak kuşak. Bunlar kadar zeki, bunlar kadar akıllı, bunlar vicdanlı. kadar vicdanlı, merhametli ve Bravo. Bizim eskiden sağcı solcu vardı. Bunlarda öyle bir şey yok. Hayır. Bunlar odalara giriyorlar, roomlara. Buradan şu iyi alıyorlar. Buradan bu iyi alıyorlar. Buradan bir iyi alıyorlar. Kendilerine göre bir şey oluşturuyorlar. Ve onun için bunlar bu zafer kuşağı. Gerçekten zafer kuşağı. Efendim bu İstanbul depremi, Marmara depremi konusunda çok önemli bir husus daha var. Alınan dersler için. Mina Hanım'ın biraz önce söylediği konuya da etkileyecek şekilde. Şimdi bir sürü inşaat malzemesi, işte araç gereçler, kurtarma malzemesi, personel bunların hepsi firmalarda jeneratörler var. Araçlar, gereçler, tırlar, şunlar bunlar. Eskiden bizde seferberlikte el koyulacak gemiler, araçlar, gereçlerin listesi olurdu. Türk Sağlık Kuvvetleri'nde. Onlar listelenirdi. Şimdi benim önerim şu. Bu ders çıkartılsın. Bundan sonra her Böyle afetlerde acil durumlarda kullanılabilecek her türlü araç, gereç, malzeme ve hatta personele bir biz rol ederiz görevlendirme afetlerde nerede görevlendirileceğine dair bir belge verilsin. Yani ruhsat çıkarken sen afette de şu bölgede görevlisin. Şu şu makama müracaat edeceksin diye afet görevlendirmesi mutlaka yapılmalıdır. İnşaat şirketlerine e, ruhsat verilirken, firmalar açılırken afetlerde de şu 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 yükümlülükleri yüklendikleri mutlaka söylenmelidir. Efendim şu görülmüştür. Bölge, afet bölgesinde bölgedekiler kendi bölgesine yardım edemez duruma geliyorlar. Çünkü kendisi de afet zede oldu. Tabii. Yardım, edilecek yardım edecekler yardım edilecek durumuna düşüyor. O zaman bölge dışı koordinasyon merkezlerinin kurulması lazımdır. Bölge dışı koordinasyon merkezlerinin de şimdiden teşkil edilmesi lazımdır. Her bölge hangi bölgeye yardım edeceğinin bir her bölgede, her vilayette hangi vilayetlere yardım edeceğinin ve nelerle yardım edeceğinin iller arası, iller arası koordinasyon. 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 Evet. Yani mesela diyelim ki Kahramanmaraş. Biraz önce Maraş demişim. Arkadaşlarım uyardı. Ben, biz <laughs> e, Maraş Kahramanmaraşlılar biz kendimize Maraşlı falan deriz. Elazığ <laughs> yani Bizim o bölgede Kahramanmaraş'ta mesela Kahramanmaraş Nide'ye yardım edecek. Elazığ'a yardım Kardeş edecek. Kardeş gibi. evet Malatya'ya yardım edecek. Orada bir afet olduğunda gibi. Bu çok önemli. Haberleşme konusunda efendim çok önemli bir husus. İHA'ların ve deniz vasıtalarının, su üstü vasıtalarının röle görevi görmesi çok önemli. Şu an aslında bu iletişim operatörlerinin şirketlerinin işte bir takım şirketler var Türkiye'de. Onların deniz be, denizde röle görevini nasıl yapacaklarının şimdiden sağlanması tabii, lazımdır. Tabii. Ve İHA'larla röle görevinin çünkü İstanbul'da tabii, bunlar da çok kötü oluyor. Çok önemli diye çok, düşünüyorum. Çok önemli. Mine. Şimdi sizi dinlerken keza Sayın Küçük Ali'yi, inanın ben de bölgede şöyle oldum. Ee, ...köylere ulaşmakta müthiş zorluk çekildi. Yani o lojistik sorunun aslında en çok sancısını çeken köyler oldu. Çok geç gidildi köylere. Ve inanın orada gözlemlediğim e, birinci şey, e, nokta... ...insanlar motosikletle gidiyorlardı. Şimdi yanımdaki ekibe dedim ki... ...aa demek ki motosiklet. Yani e, bu e, bütün e, taşımayı yapan... Ee, yemek e, işte dağıtım şirketlerinden tutun her türlü giysi vesaire tekstil evet dedim yani bu e, kuryelere demek ki ne kadar çok iş düşecek e, sizleri dinlerken e, eminim yani ekranları başındakiler e, kişiliği, seyircilerimiz de insanlar somut düşünmeye başlıyor yani somut şeyler üzerinden ilerlemeye çalışıyor sizi dinlerken örneğin bir akom ...deprem merkezi gibi bir yer mi olmalı... ...sinyalizasyon, dediniz ki tırlara çipler takılıyor... ...çok güzel bir fikir... ...ama ben sizi dinlerken diyorum ki... ...peki bunu... E, ...AFAD değerlendirmediyse... ...yerine ne koydu, ne geldi... ...ya da sizi dinlerken aynı şekilde... ...evet... E, ...bu lojistik sorununda... ...kimlere ne düşünüyor... ...muhtarlar katkı sağlıyor mu... ...yani topyekun bir seferberlikten... ...bahsediyorum ya ben aslında... Kimler ne kadar bu ıı, oluşumun içinde yerelden Ankara'ya ıı, İstanbul'dan bütün bugüne kadar 11 ilimizde yaşanan bu belediye başkanlarını da alıp mesela AFAD bir deprem çalıştayı yapacak mı? Nasıl ilerleyecek? Yani siz dışarıdan bu hazırlık süreçlerine baktığınız zaman somut olarak nereye gelindiğini görüyorsunuz veya ne kadar daha yapılması gerektiğini görüyorsunuz? Şimdi efendim bu... Tatbikatlar yapılır bizde. Bu 99 depremi Türk Sağlık Kuvvetleri hakikaten ders çıkartan bir kurumdur. Çünkü öğrenilmiş dersler diye bizim tatbikatlarımızda ve her tatbikattan sonra bir lessons learned çıkartılır. Bu bu biz gerçekten öğrenen bir mekanizmadır, öğrenen bir kurumdur Türk Sağlık Kuvvetleri. Dafyar diye deprem afet yardımı tatbikatları ve timleri oluşturuldu bizde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde evet. ve bu depremle ilişkin, afetlerle ilişkin tatbikatlar yapıldı. Biraz önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi o tatbikatlara her kurum katılırdı. Her kurum katılırdı, bunu organize ederdi. Şimdi tatbikatlar aslında, NATO'da da artık böyle, NATO'dan zaten biz de bunu aldık. Tatbikatlara sadece askerler katılmıyor. Askerler, siyasiler, bürokratlar, STK'lar, sivil toplum kuruluşları ve medya. Bunların hepsinin bilfil evet. kendi temsilcileri katılıyor ve tatbikatlarda böyle durumları canlandırıyorlar. Ee, şimdi bunu 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 bizim çok sık yapmamız lazım. Ama şu 99 depreminde de Mina Hanım aynı sonuç vardı. Merkezle yerel yönetimler arasında koordinasyon eksikliği hala var. Şimdi ben İTÜ'nün depremler önünceleme raporunu gelmeden önce bir analiz ettim. Yeni yayınladılar. Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi. Evet, evet, evet. O raporda da bundan esintiler var. Yerelle merkez arasında her şeyin merkezileşmesi yanlış. Yanlış. Böyle acil durumlarda her şeyin merkezileşmesi yanlış. Hakikaten bazı şeylerin kontrol edilmesi lazım ama bazı şeylerin de kendi akışına bırakılması lazım. Yani orada Yerele yetki verilmesi Yereliye lazım yetki değil verilmesi. mi? Tabii evet. yetki dağıtımı. Evet. Yani yetki dağıtımı çok önemli bir şey. Yetkinin tek elde toplanması bu işleri yavaşlatıyor. Çok çok yavaşlatıyor. Halbuki oradaki mülki amir orada o anda tam yetkili olacak. Ne zamana kadar? Bizde öyledir askerde. Siz bölgede bir olay olduğu zaman hemen müdahaleye başlarsınız. Savaş durumunda, çatışma durumunda. Ta ki arkanızdan sizden üstler gelene kadar. Ondan sonra siz devre edersiniz. Ama bunun işte biz de şu anda herhalde gördüğümüz kadarıyla öyle algıladığımız ama devlet elinden geleni yapıyor onu söyleyelim. Halkımız şunu düşünmesin. Devlet efendim, elinden geleni yapmadı. Hayır devlet elinden geleni yaptı ama koordinasyon eksiklikleri var. Ama karışıklık var. Ama bir takım kargaşalar var. Elinden geleni yaparken elindekini en etkin şekilde, en verimli şekilde kullanmasına engel oldu bunlar. Onun için bizim tekrar organizasyonu, tekrar koordinasyonu göz önüne almamız, tekrar revize etmemiz gerekir. Bir de bakın çok önemli bir şey var efendim. Onu da zamanımız daraldığı için belki fırsat olmaz efendim. diye söylüyorum. Buyurun. Şimdi bu yeni yapılar yapılacak. yeni, yeni Kalıcı konutlar. Kalıcı, kalıcı konutlar yapılacak. Şimdi bu kalıcı konutları... O bölgelerin bir kültürü var. O bölgeler tarihi bir dokuya sahip. Dolayısıyla o bölgelerdeki tarihi dokuya uygun kentleşmeler yapılsın. Tabii. Tek düzey kentler yapılıp tarih de yok edilmesin. Çok kurtulsun. Çok önemli edilmesin. efendim bu. Yani o, bu, Çok önemli. Orası tarihi bir yerden bahsediyoruz. Dünyanın tabii. en eski yerlerinden bahsediyoruz. Tabii. Tabii. Ya evlerin tabii. cumbaları, e, o Hatay'daki evlerin durumları, ibadetgahlar işte işte bütün dinler bir arada. Tabii. Onların tekrar aynı şekilde inşası düşünülmeli. Toplu konut idaresinin Batı'da da, doğuda da, güneyde de, kuzeyde de aynı yapıp tek düze böyle bir beton yığınına çevirmesi çevirmemesi lazım. Bir de efendim burada çok önemli bir husus var. E prefabrik e, çelikten yapılmış bina önerileri var. Eee çok, çok prefabrik betonarme diyor. İstanbul Teknik Üniversitesi. Buna dönüşülmesi lazım. Onun için de İstanbul depremi, Marmara depremi için bence en önemli şey aslında depreme yardım edecek olan, yani böyle durumuna müdahale edecek olan en azından karargahların, afat birimlerinin, diğer hastanelerin, şunların bunların bir an önce bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin önerdiği prefabrika betonarme yapılara geçmesi lazımdır. Bunun, 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 da sağlanması gerekir diye düşünüyorum. Son şeyde şunu da söyleyeyim. Buyurun öyle. efendim buyurun. Şimdi görülmüştür ki askeri sağlık sisteminin lağvedilmesi büyük bir zarar oluşturmuştur. Neden? Sancaklar ve bayraklar gemisi. Değil mi efendim? İki gemi de rol iki dediğimiz bizim hastane oluşturuldu gemide. Çok üzüldüm biliyor musunuz efendim? Orada bir video çekmiş doktorlarımız. Biz gönüllü doktorlar olarak Muğla'dan geldik ve askeri gemide hastane kurduk. Biz bu duruma düşecek miyiz? Anlıyorum. Biz niye Türk Silahlı Kuvvetlerinin <laughs> bakın rakamlar söylüyorum. Ankara'da Tıp Fakültesi vardı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin Tıp Fakültesi vardı. Askeri hekimi yerleştirirdi. Devlet başkanları gelir orada. Tedavi olurdu evet. yurt dışı. İstanbul'da Haydarpaşa Eğitim Hastanesi vardı. Çok ileri düzeyde rehabilitasyon merkezi vardı, fizik tedavi merkezi vardı. Gazilerimize vesairemize 100, 200, 400 yataklı 43 tane askeri hastanemiz vardı. 43 tane. Ve bölgede, bölgede İskenderun'da askeri hastanemiz vardı mesela bizim. Çok önemliydi. 600 civarında kadroya atanmış. ...doçent ve profesör öğretim üyesi vardı, asker öğretim üyesi. 2500 civarında uzman doktor vardı askeri. 10 üzerinde sağlık personeli vardı askeri. Bir de bunlar yaralanma, savaş cerrahisi. Emirle, bakın. Afetlerde ortaya çıkan evet, sağlık ne olurdu, sorunları konusunda musunuz? deneyimli kadrolar. Ne olurdu, biliyor musunuz? Evet. Bunlar gemiye emirle gelirlerdi. Emirle anında gelirlerdi. Öyle gönüllü doktor falan. Gemi foçadan kalkıyor. Gönüllü doktor Muğla'dan geliyor. Şimdi Foça'da bizim askeri hastanemiz vardı. Aksaz'da askeri hastanemiz vardı. Bunlar emirle gelirler ve sahra hastanelerini kurarlardı. İsrail'e sahra hastanesini satan ve sahra hastanesine eğitimi veren Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ydi. Şimdi İsrail geldi sahra hastanesi kurdu, kurdu. Evet Ve biz bir tane askeri olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bir sahra hastanesi kurduk biliyor musunuz efendim? 77'de bir tane. Şöyle tamam komutanım işte. sözünüz afedersiniz Sekin Bey ayrıca şunu da e, e, sormuş olayım, Kızılay'ın bir konteyner fabrikası vardı, var halen evet, bildiğim kadarıyla. Malatya'da. Malatya'da. Evet. Burada e, afetlerin olmadığı süreçlerde stoklamak amacıyla konteynerlar üretilemez miydi? Yani şu anda. Onlar üretilmiş olsa hemen götürülür ve ihtiyaç sahipleri iskan edilebilirdi o konteynerlerle. Şimdi o benden sonra kurdular onu. Evet. Yani benim zamanımda yoktu. Ama nasıl bir işlev yapıyor işin doğrusu bilmiyorum. Ama gayet tabii ki onun kurulmasının asıl maksadı stokların olması. O bölgede deprem bölgesi yani yerinde de kurulmuş. Doğru bir iş yapılmış ama işlevsiz kalmış. Başına kebapçı koymuşlar. Niye koymuşlar? Kebapçı. Konteyner fark evet, evet. İşte böyle olmuş yani. Ee, şimdi şunu merak ediyorum ben komutanım. Acaba bu afet anlarında silahlı kuvvetler alana indiğinde hiç yönetim el koyduğunu hatırlıyor musunuz? siz? Hayır. Peki niye biz askerden bu kadar korkuyoruz? Ben şimdi bu, bu, burada, bunu burada gerçekten anlayamıyorum. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Biz hepimiz e, bu ülkenin çocuklarıyız, ülkemizi severiz. E, zaman zaman da hepimizin kendine göre bir dünya görüşü vardır. Ben de 80 ihtilalinde içeri düştüm. E, yapılan şeylerden dolayı mesela benim sağ gözümün %70'i görmüyor. Çünkü Siz 80 darbesinden sonra evet, mı? Evet, 80 darbesinde. Cezaevine düştünüz. Evet, gözüm görmüyor, sağ %70'i görmüyor. İşkenceden A mi? Evet, aldığım darbeden görmüyor. Sonra bir kanun çıktı, dendi ki, eğer ispat ederseniz, benim raporum var, yani benim o gözümü ameliyat eden doktor var. Çapa'da. Raporu da var. Ee, mahkemeye verin. Tazmin edin. Bak, ben onu içime yediremedim kendime. Niye? Ya bunu bir, bir asker yapmış ama üstünde elbisesi var. Ama o bir şahıs. Ben kimi veriyorum? Genel kurmayı mahkemeye vereceğim ve oradan para alacağım. Öyle mi? Bu bana çok ızdıraf verdi biliyor musunuz? Bak, ben uzuvlarımdan birini kaybettim. O o duygu ötekini bastı. Bir son yani... dakika bilgisini paylaşayım. Şu anda e, Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem olmuş. Büyük yıkım var. İşte. Maalesef, maalesef. Oturuyor. Merkez merkez üssü e, Göksun ilçesi. Kahramanmaraş Göksun Allah yardımcılar. İnşallah. Geçmiş olsun. E, zayiata sebebiyet İnşallah. olmamıştır. Zaten Şimdi, acımız büyük. E, daha da katlanmayız. Şöyle düşmez. tamamlayayım. Biz bu coğrafyada yaşıyorsak çok güçlü bir silahlı kuvvetlere ihtiyacımız var. Ben bu inançtayım. Net. Net. Öyle veya böyle. Evet zaman zaman bizi dövebilir. Zaman zaman hapse atabilir. Doğrudur. Zaman zaman hürriyetimizi kısıtlayabilir. Ama hiçbir şey düşman çizmesinden daha ızdırap verici değildir. Dolayısıyla ben devletimi yani silahlı kuvvetler benim sınırlarımı korur, sıkıntılı zamanda da yanımda olur. Ben bu inançtayım. Çok doğru. Şimdi ne sınırlarımı koruyorsunuz asker olarak ne de devlet olarak yanımda bulunuyorsunuz. İşte depremde bulunamadınız. Bulunamadınız. İşte sınırlarımızı koruyamıyorsunuz. Yani Suriyeliler geliyor, geçiyor, gidiyor. Yani Dolayısıyla biz niye askeri besliyoruz şimdi? Bunu anlamakta zor, şimdi efendim, zor çekiyoruz. Şimdi onu yani. da şöyle ifade Buyurun. edeyim. Şimdi ben bir kere e, bu çok net bir devletçiyim. Atatürkçüyüm. Yani Yedi sürelim zaten o, Atatürk. O, hepimiz, hepimiz, evet. hepimiz. 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 Benim bir tamam. e, siyasi görüşüm yok. yok. Ben evet. Atatürkçüyüm, evet. Atatürk. Atatürkçüyüm, yurtseverim, Türkiye sevdalısıyım. Aynen öyle. Evet. evet. her vatanperver partiye de eşit uzaklıkta, eşit yakınlıktayız. Vatan hainlerine de düşman. Bakın e, Sayın Yaycı bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Kahramanmaraş'ta en az 10 kişi bana sarılıp başına omuzuma koyup ağladı. O insanın siyasi görüşü hiç benim için hiç, hiç. mi hiç Tabii. önemli. Çünkü o benim kalbimin yarısı. Izdırabımız ızdramımız ortak. Yani. O ağlarken ben de ağlıyorum. Tabii. O acı duyuyorsa ben de acı duyuyorum. O yarınlar için umutlanıyorsa ben de umutlanıyorum. O umutsuzsa ben de umutsuzum. Biz biriz, et ve kemik gibiyiz. Aynen öyle. Bu felakette bunu bir kez daha bu millet gösterdi. Evet. Gösterdi Aynen. mi? Gösterdi. gösterdi. Ben 10 numara verdim. Dünyada halkımıza bir, bir halkımıza yok. samimi söylüyorum. 10 numara verdim. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, olsun o benim kalbimin yarısıdır. Tabii. Hayır, onlara hiçbirine itirazım yok. İtirazım benim silahlı kuvvetler. Silahlı kuvvetler. Evet. O neden, neden bu neden kadar yaslamadı? bu kadar itibar ettiğimiz, bu kadar itina üzerinde durduğumuz. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela ee, camiye gidiyorsunuz bir üst teğmen camiye girsin en önde oturan yaşlı dede ayağa kalkar yer verir ona. Torunu yaşındadır. Şimdi amir bu kadar bir anlatsın. itibar evet. vardır yani silahlı kuvvetlere ama bu ne zaman ya yani? nasıl bir şey oldu? anlayamadım. Ben. Şimdi şimdi efendim şöyle öncelikle şunu söyleyeyim. Ben devlet söz konusu oldu mu devletime sarılır. Silahlı kuvvetler söz konusu oldu mu kaplan kesilirim. Neticede 13 yaşından beri ben bu uniformayı giydim. Artık sizin için her ten ten, ten oldu şu. Ben kendimi yani M1 diye tüfek vardı. Tüfeğin boyu burama gelirdi. Nöbet tutardık biz komik bir şekilde Biz de 13 Subayken M1'ler. Evet, evet. Hatırlarsınız yani. Aldık, evet. ve, ve 13 yaşındayız, 14 yaşındayız böyle. Bu millet çorabımı verdi. Bu millet iç çamaşırımı verdi. Bu millet kaputumu verdi. Bu millet beni okuttu. Bu millet beni Amerika'ya gönderdi, eğittirdi. Bu millet beni kurmay yaptı. Bu millet bana yurt dışında devleti temsil ettirdi. Bu millet bana gemilerine kumanda ettirdi. Bu millet bana kuvvetin kurmay başkanlığını yaptırttı. Ben onun için bu millete canım feda. Bu aziz Türk'sü, millete. Bu aziz millet bu devlete, Türkiye Cumhuriyeti devletine, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletine. Canım feda. Türk Silahlı Kuvvetleri de canla başla. O ruhu her daim muhafaza eder. Ondan en ufak şüphem yok. Hainler vardır. Hala da vardır. FETÖ gibi hainler devletin evet. ordunun komuta akademisini geçirme ele geçirme noktasına gelmişlerdir. Ama Allah Türk milletiyle de, Türk devletiyle de, Türk Silahlı Kuvvetleriyle de birdir kazdıkları kuyuya düşürmüştür. Arındıkça güçlenen bir Türk Salı Kuvvetleri vardır. Bakın şimdi kim ne derse desin. Kıbrıs'ta varız. Libya'da varız. Suriye'de varız. Irak'ta varız. Karabağ'ı aldık. Azerbaycan'la birlikte. Ukrayna Rusya Savaşı'nda çok dengeli bir politika, Atatürk politikası güderek ikisinin arasında böyle bir politika güttük. Bugün düşmanlarımız etrafımızdayken ve dünyanın en sıcak noktası dendiği zaman, en çalışmalı noktası nereler dendiği zaman herkes şunu sayıyor dünyada. Suriye yanı başımda. Irak yanı başımda. İran Tabii. yanı başımda. Ermenistan yanı başımda. Rusya, Ukrayna yanı başımda. Afganistan yanı başımda. Libya orada. Biz burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sayesinde huzur içerisinde bu ateş çemberinde bir bahar havasında yaşıyoruz. Bu afet olmasa. İşte bu afet oldu ama yine de o duruma rağmen bakın çok önemli bir şey söyleyeyim. Ee, bu pek basında yer almadı ama siz takip etmişsinizdir mutlaka ama sabah 8'de 7 ile 8 arasında e, saat 4.20'de oldu ya evet. e, deprem evet. 4.19'da sabah 7 ile 8 arasında bizim Öncüpınar Sınır Karakolumuza onlar da deprem yemiş olmasına rağmen PKK'lı teröristler roketlerle saldırdı. O gün. O gün. Yani düşman hiç uyumuyor. Ona da Türk Silahlı Kuvvetleri cevap verdi. Dolayısıyla sınırlarımızı korumaya o anda dahi muktedir bir ordumuz var. Ve silahlı kuvvetlerin bu organizasyon içerisinde bu koordinasyon mekanizması içerisinde kendisine tevdi edilen görevleri yaptığından en ufak şüphem yok. Ama talep edilmesi söz konusu. Böyle bir sistem var. Evet. Böyle bir sistem var. Peki bu depremden, bu felaketten silahlı kuvvetlerin kullanılması açısından Ne gibi dersler çıkmıştır i̇şte, efendim? İşte bunu bu, bundan sonra Programın sonuna doğru bundan bunu sonra bir tabi bundan sonra ederim. bundan sonra efendim bir mahalli olarak silahlı kuvvetlerin birlikleri böyle afet acil durumlarda direkt mülki amirlerle birlikte sahaya çıkmalı. Kimseden kimseden bir talep gelmesini beklememeli. Çünkü böyle afet ve acil durumlarda herkesin sağlığını muhafaza edebileceğini de ve sükunetini muhafaza edebileceğini de düşünmek çok doğru olmaz. Çünkü biz 99 depreminde de gördük. İnsanlar, amiraller enkazda şehit oldular. Evet. Gemilerde personelimizin aileleri biz gemilerdeydik aileler enkaz altında kaldı. Maalesef. Şimdi böyle durumda birilerinin direkt o sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Onun için de şimdiden silahlı kuvvetlerin afetlerde nasıl davranacağı konusunda diğer kurumlarla birlikte mahalli koordinasyon içerisinde bakın merkezi demiyorum. Merkezden yetki dağıtılmış evet. mahalli koordinasyon Kesinlikle. içerisinde neyi yapacaklarının bir görevlendirilmesini net şekilde. E bunun içinde gereken bütün e düzenlemeler etkilendirmeler ve etkilendirmeler, asayişin sağlanması dahil olmak üzere yapılmalıdır. Askeri hastaneler açılmalıdır. Askeri hastane gemileri Açılmalı. alınmalıdır, Tabii. kullanılmalıdır. Bizim Sahra hastaneleri kurma Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurma imkan kabiliyetinin budanması yanlıştır. Bir, e, sivilin kurmasıyla askerin kurması arasında dağlar kadar fark vardır. Efendim şu anda biz askeri hastaneleri kaldırdık. İşte gemilere de e, hekim şöyle temin ediyoruz. Hiç kimse bana söylemesin. Ben 3 sene Kurmay Başkanlığı yaptım. Olmaz. Ne, olmaz. Olmadı da. Olmadı da. Olmadı da. Ve gemiler hekim olmadan kalkamaz. Dünyada kuraldır bu. Asker hekim olmadan kalkamaz. Gemileri kalkamaz duruma kimse düşüremez. Belirleri yukarıya her şey normal diyor diye rapor edebilir. En yukarıya, karar vericiye. Biz bunu böyle düzenledik. Her şey gayet normal. İnanmasınlar. İnanmasınlar. Yine. Sayın Ömer Hanım, siz e, bu bizimle paylaştıklarınızı depremden sonra e, örneğin bugün Altılı Masa toplandı ve e, deprem özel gündemiyle bir araya geldiler. AFAD'ın kurum kapasitesi zayıflatıldığı şeklinde önemli başlıklar, belediye STK'lar arasında ayrım yapıldı gibi önemli önemli başlıkları yani bir dört sayfalık metinle e, paylaştılar. E, sizi depremden sonra iktidardan, muhalefetten arayan oldu mu? E, herhangi e, bu bizimle paylaştıklarınızı e, bir brief şeklinde dinlemek isteyen oldu mu? Çok Yok. merak ediyorum. Olmadı efendim. Orada yalnız Olmadı. altılı masanın metninde kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına evet. ve yardım kurtarma ekiplerine hepsine teşekkürler var. Evet, evet. uzun bir teşekkür evet. var hepsine. Şimdi şimdi bu bana öyle bir talep gelmedi. Ancak ben şu olayı şöyle çözüyorum. Gelse gider misin? Gelse giderim. Ben, altılı masadan da herkesiyle mavi vatan konusunda mesela mavi vatanı anlatmaya daha doğrusu mavi vatan derken Türkiye'nin deniz hak ve menfaatleri nasıl önemlidir? Türkiye açısından neden önemlidir? Ne yapmak lazımdır falan diye efendim ben bunu bütün partilere çağrı yaptım ve İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte zirvesinde ve diğer partiler hepsine gidiyorum anlatıyorum da. Çağırırlarsa hiç parti ayrımı yapmaksızın gidiyorum. Çünkü bunlar milli mesele. Bu konular da milli mesele. Ben olayı şöyle çözdüm. Davet beklemeye gerek yok. Kamuoyuna duyurmak önemli. Çünkü kamuoyun, kamuoyu gücü çok önemli. Kamuoyu gücü kamuoyunda duyulursa bu bir şekilde etki yapıyor. Çünkü onun mesela şunu söyledim ben ilk gün. Sakın siyasi kavga yapmayın. İrite oluyoruz. İrite oluyoruz. Gidip orada Bilmem iktidarı muhalefeti eleştireyim diye sağlara çıkarsanız herkes irrit olur. Hakikaten irrit oldular, vazgeçtiler. Ve gördüm ben yani vazgeçtiklerini gördüm. Şimdi onun için biz kamuoyuna ulaşabileceğimiz kanalları kullanıyoruz. Yani böyle mesela çok takipçili olan, çok değerli gazetecilerle sizin gibi işte siz Estağfurullah. herkesin dua yenisiniz. Ondan sonra onlarla konuşuyoruz, onlarla ediyoruz. Bu hakikaten çok önemli bir bir şey. Bunu mutlaka bir şekilde kamuoyunun bilinçlendirilmesi açısından son derece önemli. Sivil toplum kuruluşlarının, bakın sivil toplum kuruluşları hem iç kamuoyu açısından önemli. Tabii kontrol edilmeleri lazım çünkü o kadar çok şeye şahit oldum ki ben fonlananlar hondaş olanlar, başkalarının sesi olanlar. Şunlar bunlar. Siz dışarıdan herhangi bir mali destek En ufak almam, kabul etmem, hiçbir şekilde kabul etmem. Hiçbir siyasi partiyle ilişkim yok. Hiçbir ticaretle ilişkim yok. Parayla ilişkimiz yok. Tamamen biz gönüllülerden oluşuyoruz. Hiç kimseden de bir kuruş para almayız. Ee, öğrencilerimizin bursları var. Burslarına, bu, burslarına kitap gelirlerimi ben oralara bağışladım. Maaşımı Çocuklara veriyorum, aidatımızı oradan karşılıyoruz, ee, bazen kitap fuarlarına gidiyoruz. O kitap fuarlarına gittiğimiz zaman o e, yol parasını ben diyorum ki yol parasını ben kendim vereceğim ama siz yol parasını burs fonuna yatırın diyorum. Öyle o şekilde çocuklara burs elde ediyoruz. Şimdi o nedenle sivil toplum kuruluşları çok önemlidir. Ee, Sayın Başkanım da ifade ettiği gibi sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'de ön plana çıkartılması kontrol edilerek elbette bir takım şeyler olabilir. Evet olabilir. Ama dediğim gibi kötü misal emsal olmaz. Bu depremde de sivil toplum kuruluşları çok önemli işler yapmışlardır. Onlara da bir kez daha buradan biz de teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Evet minnettarız. Mine, Tekin Bey ee, mi? gerçekten ee, somut olarak yani siz de belki ilave edersiniz. Sizi hemen yarın e, bu İstanbul depremi organizasyonunun başına getirseler olası İstanbul depreminde ne yapılması gerektiği konusunda somut adım olarak siz ne önerirsiniz? Acil. Ilave parantez açabilir miyim? Lütfen. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi siyasi bir gözlükle bakmıyoruz. Türkiye'nin en büyük belediyesi ve İstanbul'un belediyesi. belediyesi. Dünyanın da sayılı belediyelerinden biri. Ayrıca neler yapabileceğini Hatay'da gördük, deprem bölgesinde gördük. Adeta adeta deyim yerindeyse Hızır gibi yetiştiler. Evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi de öyle. Çünkü bunlar Türkiye'nin en büyük iki belediye teşkilatı. Olası İstanbul depremine İstanbul'un yerel yönetimiyle merkezi otorite mutlaka bir işbirliği içinde mi hazırlanmalı? Şimdi ben e, evvela şöyle bir şey söyleyeyim. Ben e, sayın başkanı da dinledim e, Hatay konusunda neler yaptığı hususunu Ekrem Bey'i. E, orada bir ifade sanki yerine oturmadı gibi. işte biz Hataya yardım ettik e, diye. Oysaki koordinasyonuna baktığım zaman şöyle bir şey. İstanbul Büyükşehir Belediyesine Hatay verilmiş. <laughs> Buranın tabii, koordinasyonunu tabii siz evet. yapın. Yani tabii, Afat, özellikle öyle. ben Hı burayı ben. seçtim manasında değil, ama diyelim Ankara Belediyesi de başka bir ile tayin edilmiş. Burayı düzeltip, bir dinleyenler olursa oradaki evet. o evet, evet. şey sanki. Yani Ekrem Bey'in tercihi değil, o. değil tabii, yani. de görevlendirme. Evet, öyle. evet. hani Afat bunu öyle görevlendirildi. Evet, öyle görevlendirildi. Orasını evet. öyle yaptılar. Yani Ekrem Bey'in konuşması bu maksatla ama bu tam böyle oturmadı gibi geldi bana. Siz olduk evet, şimdi. Evet. Sağolun. Becerebildiğimiz kadarıyla yapalım. Avukatlığını yapmayalım da. E, bir defa e, hem yerel yönetimlerle hem de devletin otoritesinin an şart bir araya gelip en üst düzeyde bu konuyu konuşmalılar. En üst düzeyde. Yani Cumhurbaşkanı ile Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir araya getirebilecek bir gücün oturup her iki tarafın da teknik heyeti elindeki verileri ortaya koyacaklar İmkanı ve acil plan nasıl hazırlanır bunu yapacaklar. Acil planı nasıl yöneteceklerini bugünden eğer becerebilirler, yaparlarsa olur. Ama bakın şöyle bir şey var. İstanbul'da en kötü şartlarda yıkılacak bina sayısı 50 bin deniyor. 50 bin. 70 bin ile 50 bin, 50 bin. Her binanın 5 kat olduğunu hesap edelim. Apartmanın çift daire yapalım. Çarpalım onunla. Herke içerisinde de en kötü şartlarda 5 kişi olsun. Bakın 500 bin üstünde insan var. Mağdur olacak olan insan var. Korkunç bir şey bu. Çok yüksek bir şey. Evet. Bak korkunç bir şey. Onun için bunun şaka götürü tarafı yok. Yani Sayın Komutanım az evvel işin mali boyutunu da anlattı. Stratejik durumunu anlattı. Doğrudur ama insan kaybını düşünürsek bu moral motivasyon insanları son derece yorar. Ülkeyi yorar. Ee, bu bakımdan... E, Eka e, tehlikesi ortaya çıkabilir. Kesinlikle. Tamam. E, hareket kabiliyetlerimizin tamamı kısıtlanır. Uzun yıllara yayılır bu. Ve insanlar bu e, ezikliği bir türlü üzerinden atamazlar. Erzincan depremini biz bilmeyiz yaş olarak ama hala o depremin varlığından herkes haberdardır. E, hatta şöyle bir şey söylenir. İzzet Akçay o zaman orada savcı... Erzincan depreminde artık arama kurtarma o kadar şey olmuş ki hapishanede olanları almış karşısına demiş ki hepiniz sabah gideceksiniz arama kurtarma yiyecek yiyecek götüreceksiniz insanlara akşam oraya geleceksiniz. Hiç kaçan olmamış. Hiç kaçan olmamış. Sonunda da hükümete teklif vermiş af çıkartın demiş. Hepsi de af. Şimdi insanımız bu kadar gönüllüdür. Yeter evet. ki yukarıda evet. bu birleşiklik olsun. Bunun siyasi tarafı yoktur. Kesinlikle çağrı yapıyorum. Yalvararak söylüyorum insanlara Allah aşkına bunu siyasi olarak görmeyin. Burada insanlar ölür ama sonuçta bunun vebali bizim sırtımızda kalır. Peki. Ee, bunu böyle. Bir de şurada şunu söylemek isterim. Ee, tabii Kızılay'a biraz yüklendik ama... E, Kızılay'ın içi şöyle boşaltıldı. Kızılay'da şu anda 12 tane şirket var. Kızılay Holding oldu. Ve Kızılay'ın yöneticileri, bakın benim zamanımda 11 tane yönetici, bir tane genel müdür, 3 tane genel müdür yardımcısı var. Şimdi, şimdi 82 tane yönetici var. Her biri asgari ücret düzeyinde 3 asgari ücret maaş alıyorlar. Bakın geçen sene Kızılay'ın bütçesinden giden para yöneticilere giden para 25 küsür milyon TL. Yani 26. Yani demek ki her adam 300 bin liranın üzerinde para alıyor Kızılay'dan. Ayda. Benim zamanımda Kızılay gönüllü bir yerdir. Bir tek yerde para alınırdı. O da yurt dışına giden görevlerin işte harcırak dedikleri bir para vardı. Biz dedik ki öyle şey olur mu? Sizin yiyeceğinizi, yatacağınızı veriyor Kızılay. Bir de o üstelik para mı verecek cebinize? Yönetim kuruluna teklif getirdik. O teklifle bizim o zaman Genel Sekreterimiz Muzaffer Komitti teklifle e, o, o harcırağı da düşürdük ve dolayısıyla tamamen sivilleşti iş. E, bu, bu bakımdan bunların düzeltilmesi Peki. lazım. Çok i̇şte yararlı veririz. bilgiler paylaştınız. Ee, belki bir başka programda <laughs> affedersiniz. Yine birlikte olmayı çok isteriz. Ee, Türkiye Denizcilik ve Stratejik Araştırmalar Herkesi. Merkezi Başkanı Sayın <laughs> Emekli ya da Mustafim. Sayın Mustafi Tümamiral <laughs> Cihat Yaycı ve Kızılayın eski Genel Başkanı Sayın Tekin Küçükali sevgilimine çok teşekkürler. Benim Teşekkür bir de ünvanım var biliyorsunuz Küçükalioğlu Vakfı mütevelli hayat başkanıyım. Evet <laughs> <doğru>. evet evet. <laughs> evet ee, böylece bir deprem özel programını haftanın panoramasında değerlendirdik. Ee, İyi akşamlar dileyemiyorum çünkü gerçekten iyi akşamlar yaşayamıyoruz. Acıları paylaşıyoruz. Ulusumuzun başı sağ olsun diyoruz. Allah bu felaketleri tekrar yaşatmasın dileğinde bulunuyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.